Tekrar herkese merhabalar. Bugünkü konumuzu insanın psişesini ve aynı zamanda spiritüel tuzaklar olarak seçtik. Bu konuyu bir araya geldiğimizde aslında bizim pek çok kendi deneyimlerimizden yola çıkarak paylaştığımız durumlar oluyor. Bazen buna ağlıyoruz, bazen buna gülüyoruz. Evet. Bazen kendimizi uyarıyoruz, birbirimizi uyarıyoruz ve gözlemlerimiz oluyor. Ve biz bugün bu yayını yaparken aslında bir kişiyi, bir grubu ya da bir eğitimi, şunu bunu hiçbir şeyi hedef almıyoruz. Sadece ikimiz de çok genç yaşlarda spiritüel dünyanın içerisine girdik. Ben 20'li yaşlarımın başındaydım. Ben de 30'lu yaşlardaydım. Ve o süreç içerisinde şu zamana gelene kadar pek çok katıldığımız eğitimde, pek çok katıldığımız seminerde, kendi yol çalışmalarımızda, kendi üzerimizde çalışırken, uygulamalara katıldığımızda, işte bunun içerisinde pek çok alan var şifayla. Ben kristallerin gücüyle başlamıştım. Fadime Hanım'ı biliyorum, o çok fazla şifayla ilgilendi. Sonra ortak çalışmalarımız, ortak eğitimlerimiz oldu. Bu süreç içerisinde sadece Türkiye'de değil, yurt dışından pek çok insanla, eğitmenle, hem bizim gibi öğrenci olanlarla, hem uzman olanlarla, hocalarla, üstadlarla, kendini üstad diye söyleyenlerle, bir sürü katıldığımız seminerler vesaire derken, oradan bir süzme ihtiyacı hissettik. Onun için bugün sizlere hem işte bu Homo sapiens, bizim türümüzün psişesini biraz anlatmak istiyoruz. Özellikle işte Gurdjieff'in bu anlamda anlattıkları var. Ken Wilber bu yüzyılın en büyük düşünürlerinden, filozoflarından kabul ediliyor. Onun anlattığı bir insanlığın gelişim aşamaları var. Bir yandan insan psişesini ve şu anda bu içinde olduğumuz hali, insan varlığını anlatan ikimiz de Tamer hocamızın, Tamer Dövücü'nün optimum denge eğitimlerine katıldık ve oradan da kendimizi ve katmanlarımızı anlama, onun mekanizmasını anlama konusunda da çok güzel eğitimlerde açılımlar sağladık. Diğer taraftan kendi üzerimizde çok çalıştık. Hala da çalışmaya devam ediyoruz. Yani bu öyle bir kere çalıştın ve biten bir yol değil. Uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece ve bazen az gidiyoruz, uz gidiyoruz, dere tepe düz gidiyoruz. Bir de arkamıza dönüp bakıyoruz ki bir arpa yolu yol gitmişiz. Evet. Ama şimdi bu arpa yol çok değerli ve çok kıymetli. O yolu yürürken de hepimizin ayağı taşa takıldı. Evet. Hepimiz tuzaklara, çukurlara düştük. Bazen son anda gördük, etrafından dolaştık. Bazen de o çukurdan çıkmak için çok debelendik. Burada sizler de belki bizimle aynı deneyimleri yaşamış olabilirsiniz ya da yaşayacak olabilirsiniz. Bir fazla yani bir uyanış yakalama, farkındalık yakalama amacımız burada. O nedenle de lütfen hani hiç kimse üstüne alınmasın. Şimdiden biz bunu başlayarak dile getirelim istedik ve işte insan psişesi diyerek başlayalım. Fadime abla tabii o eski hoca olduğu için notlarını hazırladı. Defterimle geldim. Defterim. Ben notlarımı hazırladım, yazdım. Çok güzel kitaplar okuduk bu arada. Yararlandığımız farklı tabii kaynaklar var. Bunlarla ortaya karışık bir anlatacağız. Daha sonrasında da sizin sorularınızı da yer vereceğiz. Evet, başlayalım. Başlayalım. Ben hani öncelikle şunu söylemek isterim Tülin'cim. Hani bu yola girdikten sonra benden daha önce bu yola düşmüş bazı değerli arkadaşlarımın rehberliği benim için çok değerli oldu. Belki de çok daha fazla düş kırıklığı yaşamaktan alıkoydu o arkadaşlarımın kıymetli rehberlikleri. O yüzden hani ilahi nizam ve kainattaki gövde bilgiler, dal bilgiler ekseninde her birimizin yaşadığı deneyimlerin de çevremizdeki ulaşabildiğimiz değerli kardeşlerimize bir rehberlik değeri olduğunu düşünüyorum. O nedenle bunları paylaşmak hani şahsen beni onurlandırıyor.
hani bir kişiye de bir farkındalık yaratabilirsek, üç kişiye, beş kişiye, hani sayı önemli değil burada. Ya biz zaten için öyle bir amacımız yok. Yok. Hakikaten büyük kitlelere ulaşalım, şey yapalım. Evet, eminim. Kitle yaratalım. Öyle bir beklentimiz zaten yok. Sizler de sağ olun, bizim anlattıklarımıza kıymet veriyorsunuz. Sizlerden çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Benim hani bu kendi kişisel yolculuğumda, yani beslendiğim, hani bana göre çok değerli isimler oldu. Demin sen de söyledin. Bunlardan biri Ken Wilber. Hani benim zihnim, çünkü hiçbir şeyi hemen körü körüne kabul eden bir zihin olmadı çok şükür. Hep sorgulayan bir tarafım ola geldi. Ama bu ilkokul ikinci sınıftaki öğretmenim Asuman Çil'in bana kazandırdığı bir niteliktir. Müteşekkirim. O yüzden bugün hani ben kendi eksenimde Ken Wilber'dan, Gürcüyev'den, bir klasik Budist meditasyonunda Avrupa'da, Amerika'da enstitüler açmış birçok değerli bir ustanın eserinden paylaşımlarla hani bir hazırlık yaptım. Burada senin de çok iyi bildiğin gibi Ken Wilber insanlığın gelişim aşamalarını şöyle sıralıyor. Yani İlk insan, hani mağara dönemi insanından günümüze gelinceye kadar, aslında bu bir yerde bizim o mağara dönemi devri insanından günümüze kadar gelen bilinci, dolayısıyla psişenin gelişim süreci ve tabii ki belli bir aşamada ego devreye giriyor. Birinci aşama, ki hepimiz buralardan arkadaşlar bugüne geldik, arkaik dönem, insanlığın ilk aşaması, hayvansa. Yani hayatta kal, beslen, barın. Sadece bu, fizik çevre boyutunda. İkinci aşama majik dönem. İşte burada animizm, doğa ruhları, kabilelerin oluşması ve şamanizm yaygın hale geliyor. Çünkü insan olarak ne yaptık? Mağaralardan dışarıya çıktığımızda ayı gördük, güneşi gördük. Her şey canlı diyor, işte şimşekten korkuyor. Ve onlardan korunmak için bir takım işte ritüeller yapmaya başlıyor kendince. Üçüncü, bugün anlatacağımız zaten temel konu egonun gelişimi, ego dönemi diyor ona. Bu ego ortaya çıkınca işte imparatorluklar kuruluyor, güç mücadelesi başlıyor, orman kanunu egemen. Çünkü kabileler oluştu, büyüdü, tabii. Toplumlar ne yaptı? Birbirleriyle iletişime geçmeye ve başladılar. Ve kaslara, sınıflara ayrıldı bu sefer egonun gelişmesiyle birlikte. Fakat ileride bahsedeceğim çok enteresan bir şey. Gürcüyev diyor ki insanlık belli bir aşamaya geldiğinde onun kuyruk sokumuna kundabufer denilen bir organ aşılanmıştır. Tabi genetik bir aşılamadan bahsediyor ve bunun aşılanmasından sonra diyor ego dediğimiz nitelik bu türde tezahür etmeye başlamıştır. Daha sonra da bu kundabuferin spiritüel yolu izleyen Budistler tarafından, Budistlerin bir kısmı tarafından nasıl saptırıldığı, yani nasıl başka bir manaya büründürüldüğünü anlatıyor. Oraya daha sonra döneriz. Dönecek olursak Ken Wilber'a, ego döneminden sonra mitik aşama geliyor insanlık tarihinde. Yani dinler ortaya çıkıyor. Tek tanrılı, tabi önce çok tanrılı dinler, işte güneşe tapma, aya tapma, doğaya tapma, daha sonra tek tanrılı dinler. Tabii ki doğal olarak dinlerin ortaya çıkmasıyla beraber varlıklar kendi realitesine göre algılayabildiği için bu sefer fikir ayrılıkları ve mezhepler ortaya çıkıyor. İşte ümmetçilik, hani benim dinimden olan bana gelsin gibi bir farklılaştırmacı bakış açısı. Günah, sevap, işte tarikatlar doğuyor. Ve beşinci aşama insanlığın geldiği bu yürüyüşte rasyonel aşama, yani akıl devreye giriyor. Şimdi ilahi nizam ve kainat da bizim bu gezegende varlıksal olarak geliştirmemiz gereken temel melekelerden bahseder ki bu melekelerin başında akıl geliyor. Tabii ki diğerleri de var. İşte sevgi, vicdan, merhamet, hoşgörü, bilinç gelişimi. Fakat sufilerde özellikle tekamül merdiveni diyor onlar. Tekamül merdiveninin en altından en üst kademeye kadar olan sıralanmada
hani tekamülden kastettikleri şey aklın gelişimi. Gürcüyev de bunu çok önemsiyor. Evet. Yani objektif aklı geliştirmektir diyor asıl hani deneyimlerin sonucu. Neyse, rasyonel aşamadan sonra çoğulculuk aşamasına geçiyor insanlık. Burada ne var? Çoklu bakış açıları, marjinalliğin kabulü, çevrecilik, işte holistik bakış açısı, hani bütüncül bakmaya başlıyor artık. Benden bize doğru geçiş, evet, aslında. Biz bilinci yavaş yavaş. Önce bireyselleşiyoruz. Evet. Sonra o yönden ilerliyoruz. Evet, biz bilinci başlıyor. Eşitlikçilik, yani hümanist akımlar doğuyor. 7 sistemik bakış açısı. Bu diyor ki hani her görüş hakikatin bir parçasıdır. Bence burada gelişen bir temel nitelik var insan psişesinde. O da derinlik algısı. İşte bugün hani dedik ya biz insan psişesi ve spiritüel tuzaklar. İşte o aslında tuzak dediğimiz hani hakikati çarpıtma, yozlaştırma, yanlış anlama, dejenere etme, dönüştürme. Hani bunların kendi altındaki asıl sebep bu derinlik algısının olmaması. Yani derinlik algısı. Yüzeyde kalmak yani. Evet, evet. Hakikatin bir parçasıdır diyor. Derinlik algısı ortaya çıkar. Yani hakikate daha yakın olan görüşlerin ayırdına varmayı sağlıyormuş bu derinlik algısı. Şimdi ayırt edebiliyorsak o zaman hani birçok şeyden korunmuş oluyoruz. Ama edemeyecek seviyedeysek henüz, ki hiçbirimiz bir zamanlar bu seviyede değildik. Hep bütün aşamalardan hepimiz geçerek geldik. O zaman bir takım işte tuzaklara, yanlış anlamalara, acı çekmelere neden olan deneyimlere kayabiliyoruz. Bu bizim için de geçerli. Ve büyük resmin farkına varıyor sistemik bakış açısı. Ve bu gezegende diyor Ken Wilber, gelinebilecek son aşama bütüncül aşamadır. Yani transpersonel farkındalığın, hani aşkın bir farkındalığın artık ayırdına varma, bedenden ibaret olmadığını ve her şeyin birliğinin farkına varma. Tabi bu aşamaya gelmek aynı zamanda hani Ken Wilber'a ve diğer öğretilere göre aklın, egonun aklı olmaktan çıkıp, yani relatif, subjektif bir akıl olmaktan çıkıp objektif akıl seviyesine gelmeyi kastediyor. Transpersonalde işte o personanın, o benliklerin ötesine geçmek. Evet, ve de vicdanın da artık objektif vicdan seviyesine gelmesini söylüyor. Ben burada hani kısacık bir ek daha yapacağım Ken Wilber'dan. Neden bunu yapacağım? Çünkü bizler hani defalarca anlattık, ilahi nizam ve kainatta bir vicdan dualitesinden söz edilir. Hani bunun işte aşağıdaki ucu nefsaniyet, ki o, hani o yıllarda onu demişler ama nefsaniyetle kastettikleri aslında ego. Dikey uçta da vazife sezgisi ve denir ki hani insan ya da varlık işte geliştikçe, ruh tekamül ettikçe egodan yavaş yavaş vazife sezgisine doğru ilerlenir. Peki Ken Wilber bunu nasıl ifade ediyor? Orada da vicdani seçimlerle ilerler diyor. Evet. Ken Wilber da bu dikey eksenin en altına egosantrik, yani ego dönemini koyuyor. Nefsaniyet, otomatik akıl. Onun bir üstü etnosantrik, yani işte dinler, mezhepler. Sonra dünya merkezli, yani hümanist bakış açısı, her şey değerlidir, her şey bütünün parçasıdır. Ve en üstünde de kozmosantrik, yani evrensel birlik, teklik anlayışına ulaşabilmek. Kainata açılmak. Kainata açılmak. Yani bu kainatta sen ben o yok, hepimiz bir ve bütünün parçalarıyız ve hep birlikte değerliyiz ve benim gelişmem için tüm kainat aslında işbirliği yapıyor. Yani ilahi nizam ve kainat bunu kainattaki o büyük ahenk olarak evet adlandırıyor. Ve çok güzel bir orada bir ifade var. Diyor ki
o ahenkten olacağın anı özle. Evet, yani. Evet. Çok böyle benim her okuduğumda tüylerim diken diken oluyor. Ve yani aslında şu anda biz o kainattan, o ahenkten değiliz. Ama o özlemle ayrışmış gibi zannediyoruz. Evet. Ve bir o en bir ufacık atomdan yola çıkarak bir kainat olma yolunda ilerliyoruz. İşte tekamül süreci de bütün o yolda ilerlerken geçtiğimiz o sonsuz aşamalar. Evet. Ya Tülin'cim, hani daha önceki bir yayında da bahsetmiştim. Ben hani çok şükür kendiliğinden oldu. İki kere o hani birlik dedikleri, aydınlanma dedikleri tecrübeyi yaşadım. Hani nehirler, dağlar, kristaller aynı anda sensin. Bunun tarifi mümkün değil. Bu olağanüstü bir tecrübe. Daha doğrusu. Dolayısıyla arkadaşlar ben şurayı da hemen özetleyeyim. Sonra Tülin'cime döneceğim. Yine Ken Wilber'la bu bölümü tamamlayalım. O diyor ki insanın diyor bu hani evrimsel süreçte ya da tekamül sürecinde o kozmosantrik aşamaya gelinceye kadar geliştirmesi gereken temel nitelikler var. Ha biz buna İNK'da ne demiş? Melekeler diyor o da işte. Hani bu melekeler bütünü varlıkta süptil madde enerjiler olarak artık belli bir kıvama yoluna ulaştığında o zaman hani hidrojen aleminden mezun olabilecek diyor ya İNK. İşte Wilber da bu yetenekleri şöyle sayıyor. Geliştirmemiz gereken yetenekler bilişsel hat. Yani işte buraya kognitif zeka giriyor, zihinsel yetiler. Tabii duygusal zeka, sosyal zeka, ruhsal zeka. Sadece IQ değil yani. IQ değil. Tabii bu işte ruhsal zeka mesela bizim bugünkü konumuzla çok bağlantılı. Eğer bu spiritüel tuzaklara düşüyorsak ruhsal zekamız henüz yeterince belli bir kıvama gelememiş demektir. Ki hiçbirimizin birdenbire gelişmiyor. İyi ile kötüyü ya da doğru okulla yanlış okulu, doğru yolla yanlış yolu ayırt edebilecek bir zekanın da kaynağı ruhsal zeka. Evet. Hani bunu da enteresan ilahi nizam ve kainat değer farklanması diye adlandırıyor. Evet. Yani ifadeler farklı ama kastetmiş olduğu manaları şey aynı. Evet. Dolayısıyla ikinci olarak hani temel yetenekler geliştirilmesi gerekenlerdi. Duygusal hat, kinestetik hat yani bu beden duyarlılığı, sanatsal hat, sosyal hat, psikoseksüel, ihtiyaçlar hattı, moral hattı yani ahlaki değerleri, etik, ahlak ve iç farkındalık hattı. Yani bir parça kendinin farkında olabilmek, içe döndüğünde hislerini yakalayabilmek, kalıplarını fark edebilmek ve hani şunu gönül rahatlığıyla söylüyoruz ki hiçbirimiz bu yeteneklerin hepsinde mükemmel değiliz. Tabii bir bakıyorsunuz ki mesela bir doktor çok iyi bir doktor, çok iyi bir cerrah ama sosyal tarafı gelişmemiş. Evet, ve asosyal. Asosyal ya da hastasına ne yapıyor? Sanki mekanik bir objeymiş gibi davranıyor. Orada bir şefkat ya da bir sevgi vesaire göremiyorsun ama çok iyi bir cerrah. Evet. Yani belli alanlarda diyelim ki bu hani 9 tane yetenek var. Varsayalım Tülin bu 9 yetenekten 6'sını en üst seviyeye geliştirebilmiş bu hayatına gelinceye kadar. Bu hayatta kalan işte 3 yeteneğini maksimum seviyeye çıkarmak mesela çalışıyor. Mesela anlatımı çok iyi anlatıyor. Hı hı. Muazzam bilgiler veriyor, çok güzel örneklemeler yapıyor. Herkese çok iyi şey yapıyor. Ama senin burada dediğin gibi moral tarafı gelişmediği için ahlak kısmında, etik kısmında ne yapıyor? Bir eksik. O aşamayı daha tamamlamamış olduğu için mesela ne yapıyor? Öğrencileri ne suistimal ediyor? Tabii, maddi manevi kullanabiliyor, istismar edebiliyor. Aynen öyle. Dolayısıyla hani hayat bana şunu öğretti. Her varlık burada alın teriyle tekamül etmeye çalışıyor ve sürçüyor hatalar. Biz de dahil sürçüyoruz, hatalar yapıyoruz. Daha sonra belki çok büyük vicdan azapları yaşayacağımız davranışlarda
bulunabiliyoruz ama idrak da böyle kazanılıyor. İsyan ediyoruz. Ben ne kaç kere ruhsal dünyaya tabii, ne kadar isyan ettiğimi çok hatırlıyorum. Aynen öyle. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim bu durumda. Her birimiz varlığımızın farklı yönleri üzerinde çalışıyoruz ve hani ister öfleyelim ister püfleyelim yapacak bir şey yok. Bu gezegene doğduysak, ben daha önce de bir paylaşımımda da yazmıştım. Bir, tekamüle muhtacız. İki, yaralıyız. Üç, gölgelerimiz var. İşte o gölgeler bizim geliştirmemiz gereken taraflarımız üzerinde. Aydınlanma dediğimiz şey aslında evet, gölgede bıraktığımız yanları aydınlatıyor. Evet. Orada da benim Jung'un çok güzel bir sözü aklıma geldi. Diyor ki biz ışıktan varlıklar olduğumuzu imgeleyerek aydınlanamayız. Evet. Biz karanlığımızdakini bilince çıkararak aydınlanırız diyor. Yani muhteşem, yani evet, gerçekten muazzam yakalamış. Yani hani ister guru olsun, ister hoca, ister mütevazi bir vatandaş, hepimizde bu üç temel nitelik var. Tekamüle muhtacız, yaralıyız ve gölgelerimizle geliyoruz. Dolayısıyla hani o benden daha iyi, ben ondan daha kötüyüm gibi bir kıyasa da gerek yok. İşte sevgi ve şefkatle bakabilmeye başladığımızda, arka plandaki dinamikleri yani görebilmeye başladığımızda tavrımız, tutumumuz farklı oluyor. Ama en başta kendimize olan tavrımız, tutumumuz değişiyor. Yani asan, kesen, yargılayan, suçlayan, eleştiren Fadime gidiyor. Daha şefkatli, daha anlayışın ışığında kapsayıcı bakmaya başlıyor. Burada sen neler eklemek istersin? Ben de arkadaşlarımıza birazcık hani biz katman katman yaptığımız programlarla insan psişesinin katmanlarını sizlere anlatmaya çalıştık. Tabii ki en önemlisi bu hayat içerisinde anne karnına doğduğunuz andan itibaren ne yapıyorsunuz? Annenin his, duygu ve düşüncelerini sanki sizinmiş gibi kopyalamaya ve sünger gibi almaya devam ediyoruz. Ve 0-5 yaşa kadar biz taklit ederek, yani kopyalayarak, modelleyerek öğreniyoruz. Ve içine doğduğumuz aile, içine doğduğumuz toplum, bize bakanlar ve daha sonrasında işte okula başladığımız zaman arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz, sosyal çevre geliştikçe 24 yaşına kadar oluşan bir kimlik sürecimiz var, bir kişiliğimiz var. Şimdi bu dünya ile alakalı olarak, yani zaten bana ne, yani ben annemin duygularını almayacağım ya da kopyalamayacağım diye öyle bir sistem yok. Sistem otomatik bunu başlatıyor. Yani evet, ilk hücrenin oluştuğu andan itibaren tırır bütün her şey oraya, şuur dışına, ben onu içsel Google diyorum, oraya evet, kaydediliniyor. Evet. Çok iyi biliyoruz. Onu çok iyi biliyoruz. Bunları size ne yaptık? Anlattık. Yani anne karnını anlattık, doğum sürecini anlattık, çocukluğu anlattık. Bunu o eski yaralarımızı anlattık. Yaraları, aslında yaralı çocuğu anlattık. Tüm o süreçleri daha derin bizim daha önceki programlarımızdan izleyebilirsiniz. Bilyay Vakfı YouTube kanalında yer alıyor. Diğer bir katman atalarımızdan gelen 7 jenerasyona sınırlı olmadığını, bunun bir öğrenilen davranışın 14 jenerasyon gidebildiğini zaten şimdi ne oldu uzmanlar söylüyorlar. Ve bizler de bu çalışmalarımıza görüyoruz. Yani bana ne atalarımdan diyemiyorsunuz. Şamanlar der ki görünmeyen seni etkilemeye devam eder. Evet. Yani sen ben atalarımı bilmiyorum, tanımıyorum demeniz önemli değil. O sizin içinizde kayıt olarak zaten var. DNA'larınızdan, psişik DNA'lardan evet, aslında evet, ne yapıyor o süreç? Büyüyerek, kar topu gibi büyüyerek geliyor. Yani bu da sebep ve sonuç ilkesiyle geliyor. Biz bunu toplumumuzdan biliyoruz işte. Ne deriz? Dedesi erik çalmış, torununun dişi kamaşmış. Hayatım biliyorsun, artık hani genetik bilimciler de şunu söylüyorlar. Atalarımızın yaşadığı travmalar epigenetik değişimlere neden oluyor. Ve bu direkt daha sonra doğan çocuklara
etkiliyor. Evet, şu anda da epigenetik çalışmalar çok gündemde. Çok gündemde ve çok değerli çalışmalar. Bence. Çalışmalar yapılıyor. Bu da çok sevindirici. Özellikle de hekim arkadaşların bunları tartışması çok sevindirici. Özellikle nöroloji alanında bu alanda yapılan çok güzel çalışmalar var. Şimdi önceden bunlar ölçülemiyordu. Şimdi artık cihazlarla ne yapılıyor? Hepsi ölçülebilen şeylerde. Demek ki atalar psişemizin ikinci bir katmanı. Diğer bir katman ise geçmiş yaşamlarımız. Şimdi İlahi Nizam ve Kainat'ta da söylediği üzere şu anki hani Ken Wilber'ın söylediği o mağara devrinden şu anki aşamaya gelebilmemiz için 500 ila 700 hayat geçiriyoruz. Bunun içinde bebekken öldüğümüz hayatlar da var. Genç yaşta, savaşlarda, göçlerde, hastalıklarda, işte dini öğretiler içerisinde olduğumuz hayatlar var, tamamen reddettiğimiz hayatlar var. Ya da çok uzun köylerde vesaire hayatın hani hiçbir monoton yaşadığımız Hans Tendamon'u sünmüş hayatlar der. Mesela bir yerde duyguyu kapatıp yıllarca o duyguyla yaşadığımız hayatlar. Robot gibi. Demek ki diğer bir katman ise ki hani hep karma diyorsunuz ya arkadaşlar, hep böyle işte karma temizliği vesaire. Aslında temizleyecek bir şey yok. Yani dönüştürülecek malzeme var. Evet, yani çünkü biz gölge var yani. Sebep ve sonuç var. Karma aslında o demek. Yani ne ekiyorsan burada onu biçiyorsun. O nedenle çok önemli bir katman aslında o geçmiş yaşamlar. Diğer bir katman ise bizim sevgili eteçlerimiz, bize ait olmayan enerjiler. Bunların mekanizmalarını ve ne olduğunu gene anlattık. Demek ki yani sonuçta ölüm ve ölüm ötesindeki yaşadığımız aşamalar da var. Biz sadece insanlık psişemiz, sadece buradaki bir kişiliğe bağlı aşamalardan geçmiyor. Aynı zamanda ölüm sonrasında geçirdiğimiz işte o teşevvüş halleri vesaire, o noktada da geçirdiğimiz pek çok noktalar var. Hatta hayat ve kader ve karmada da biz kendi hani ne kadar varlığımız, ne kadar süreçlerle bu planlara dahil oluyor onu da anlatmıştık. Şimdi demek ki bu da önemli bir katman. Diğer bir katman Jung'un da keşfetmiş olduğu ve söylediği o kolektif alan. Yani sizin ailenizin de bir toplu grup alanı var. Yaşadığınız şehrin bir grup alanı var, yaşadığınız ülkenin bir alanı var ve tüm dünyanın bir ortak alanı var. İşte Jung bunu ne diyor? Kolektif alan. Şimdi bazı ister geçmiş yaşamları kabul edin ya da etmeyin fark etmiyor. Bizim de çalışmalarımızda gördüğümüz çok önemli bir şey var ki geçmişte yaşananlar biz bugün yaşayanları etkiliyor. Bunu artık herhalde yadsıyamıyoruz. Demek ki bizim psişemizde sadece işte o duygularımızı vesaire konuşacağız. Hani bu duyguları da zaten defalarca da dile getirdik. Onları bir gözden geçireceğiz. Çünkü bazı duygularımız hakikaten dönüştürmesi zor. O anlamda da ne yapıyor? Bizi zorluyor hayat içerisinde. Psişemizin katmanı. Ama bir de bunun en üstünde bütün hepsini kapsayan, bütün bu harman içerisinde bunu organize eden, yönlendiren, 8'de 7'lik şuurunu yönlendirmiş ama 8'de 1'i serbest halde olan bizim bir varlığımız var. Ve o anlamda da demek ki psişemizin en önemli katmanlarından, onun en üstte her şeyi kapsayan ve bütün bu döngüleri içine alan da bir ruhsal varlığımız diye o varlık katmanında ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Ben de bunu böyle özetleyerek hani hep diyoruz ya biz tek bir şey değiliz. Bizim en büyük zannımız kendimizi tek bir ben zannetmemiz. Halbuki çoklu katmanlıyız ve maskelerimiz var. Ve hayat içerisinde ilerledikçe de bu maskelere ihtiyacımız var. Öyle öğreniyoruz. Çünkü ego taklit eder. Bu özelliğin altını çizelim. Yani taklit etme bizim öğrenmemiz için önemli bir aşamadadır. Siz o zaman da işte ne yaparız? Biz aydınlanmış birini görürüz. Değil mi? Çok böyle iyi donanımlı birini görürüz. Hayran oluruz. Yani ilk onun gibi olmak isteriz. Ve aslında onu taklit ederiz.
Ve bu taklit etme aslında o olduğumuz anlamına, bizim de aydınlanmış olduğumuz anlamına gelmez. O bir aşamadır. Hı hı. Ama görüyoruz ki bu taklitle devreye zanlar giriyor. Hı. Zannetme, aydınlanmış olduğunu mış gibi diye. Buradan da topu ben sana atayım. Peki. Şimdi öncelikle şunu paylaşmak isterim Tülin'cim. Bir kere hani... Neden bazılarımız bu spiritüel konulara veya işte çeşitli şifacılık tekniklerine, terapi tekniklerine cezboluyor? Çünkü cezbeden bir motivasyon kaynağı oluyor hep bu alana cezbolanlarda. O da yaralarımız. Yani belli bir iç farkındalık geliştiği zaman ya ben niye dönüp dönüp aynı şeyleri yaşıyorum demeye başlıyoruz. Niye bu olay benim başıma geldi? İşte bu içe dönük sorgulama doğal olarak ne yapıyor? Dikkati dışa çevirmemize ve bir arayışa, bir yol, bir yöntem veya bir teknik öğrenmeye başlıyoruz. Burada en büyük motive edici güç o gölgelerimiz işte, o yaralarımız. Yani artık pisişemiz, varlıksal alanımız diyor ki yeter artık bu gölgelerle daha fazla sürünme. Hani artık içine dön, bir şey öğren ya da git bir yerden yardım al. Bunu dönüştür. Kendimden örnek vereceğim. Niçin İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği'ne ilk gittiğimde orada anlatılanlar beni cezbetti? Karşıyaka'da şahane bir evde oturuyordum. Şirketim vardı, arabam vardı. Hani kordonda iş yerim. Vapurla gidip geliyorum çoğu zaman. Yani dünyasal anlamda, fiziksel anlamda birçok insanın gıpta edebileceği bir yani konfor içindeydim. Ama içimde bu gezegende kaybolduğumu hisseden ve inanılmaz yalnız hisseden bir Fadime vardı. O kadar sosyal çevreme rağmen. Ve ben aslında o içimdeki gezegende kaybolmuş parçamı ki gölge yaşamlarıma ulaştım onlar sayesinde. İyileştirebilir miyim umuduyla spiritüel alana cezbolduğumu fark ettim çok daha sonra. Ha şükürler olsun çok güzel bir giriş kapısı oldu benim için irat. Çünkü daha sonra işte Bilya'yla tanışmak, bu regresyon eğitimleri almak, diğer terapi tekniklerini almak falan filan. Sonuçta şu anda kendimi bu gezegende tek başıma kalsam bile İçsel bir güçte ve özgürlükte hissetmeme vesile oldu bütün bu çalışmalar. Dolayısıyla hep hani şu anda 8 milyara yaklaşan bir insan var. Bunların elbette hepsi aynı ilgide, aynı alanlara cezbolmuyor. İhtiyacı olan, içsel farkındalığı belli bir seviyeye gelmiş olabilenler bu alanlara cezboluyor. Bu işin doğası gereği böyle. Ve biliyorsunuz ilahi nizam ve kainatta bizim madde kainatımızın dışında bir erişilmezlerin erişilmezi ve ruh denir. Biz bunları tahayyül edemiyoruz ama bizim ölümsüz olan ve maddesini giderek sütlüleştiren bir neyimiz var denir, varlığımız var denir. Ben yarın yine koyarım böyle bir çizdim, bir çizim yaptım. Şablonları yapıldı. Evet. Yani şöyle düşünün, tepede bir varlık var, varlığın manyetik alanı ne yapıyor? Bedeni etkisi altına alıyor. Daha önce anlattık, daha ana karnından itibaren ergenlik dönemi sonuna kadar ne oluyor? 25 yaşlarına kadar kişilik dediğimiz yapı oluşuyor. Bir de bu da katman katman. Tabii kişilik de son derece relatif inançlarla, duygularla, kabullerle yüklenmiş oluyor. Çünkü coğrafyaya, mezhebe, dine, şuna buna göre değerler çok değişkenlik gösteriyor. Ve doğal olarak bu kişiliği sen benim kölemsin, benim istediğim şekilde yapacaksın diyen bir ego var. Dolayısıyla bir beden var. Tepesinde bir varlık var, onu çevreleyen bir kişilik, kişiliği de, bedeni de kendi faydacılığına, kendi çıkarına kullanan bir ego var. Böyle olunca ego
ben, benlik algısı dediğimiz şey arkadaşlar, biliyorsunuz hani söylemeye gerek yok. O kendini ölümsüz zannediyor ve onun en önemli iki amacı var. Zevk almak, keyif almak. Ya aslında buradan baktığımızda ego varlığın düşmanı oluyor. Ama bir de bir taraftan da dostu oluyor. Neden? Ego o zevk ve keyif peşinde koşarken birçok acılı olaylar, karşılaşmalar yaşıyor. Bu acıların, ızdırapların kazandırdığı idrakler varlıkta daha süptil bir madde enerjinin oluşmasına vesile oluyor. Yani düşmanımız mıymış gibi görmemek lazım egoyu. Onun yarattığı eprevler, sınavlar olmasa da yerimizde sayarız. Burada, ben bir de buna, benim aklıma da burada şey geldi. Tamer Bey, Tamer Dövücü'nün Optimum Denge Modeli eğitiminde şöyle anlatır. Der ki, egonun şişmesiyle egonun büyümesi ayrı şeylerdir. Evet. Yani şimdi şey düşünün, bir şirketi düşünelim. Yani onda katman katman bir sürü görevler var. İşte kapıda güvenlik görevlisi var, işte karşılayan sekreteri var, muhasebecisi var, direktörleri, çalışanları ve en üstte de diyelim ki bir CEO'su yani yöneticisi var. Şimdi her bir kişinin, her bir görevde olanın kendi bir kapasitesi ve bir alanı var. Tabii. Bu anlamda işte ne oluyor? Hani bir alt görevde olan sorumluluk kapsamı daha düşük diyelim aslında. Çünkü kişilik ya da insan seviyesi olarak değil de değil ki kapsamı alanında sorumluluk kapsamıyla bir CEO'nun geldiği kapsam alanıyla orada çalışan bir diyelim ki bir yetki ve sorumluluklar farklı. Farklı olan birisinin aynı egoda olmasını bekleyemeyiz. Ama sorun nerede meydana geliyor biliyor musun? O liyakat ve gelişimi ara aşamaları geçmeden hani vardır ya, sen bir yere girersin, memur başlarsın. Sonra çabanı gösterdikçe şef başarını, olursun, şef olursun, müdür olursun, yardımcı olursun, müdür olursun, müdürden işte direktör olursun ve direktörden CEO olursun. Ama bir de o memuru bir anda tepeye geçirdiğin zaman, CEO yaptığın zaman o ego şişer. Evet. Ay, çok güzel bizim vardı ya, şey diyor, kroyum ama para bende. Yani o zaman ne olmuş oluyor? Aşamaları geçmeden bir anda sorumluluk kapsamı ve yönetme alanını, tecrübesi, dar alanda olan birisinin sorumluluğu bir anda arttığında o ne yapıyor, onu baş edemiyor ya da baş edebilmek için egoyu şişiriyor. Şişiriyor. Genelde de işte biz ne yaparız bu şişmiş ego ile birlikte hayatımızda işte o kibirler, egoistik davranışlar, yönetmeler, küçük görmeler, hasetler, kıskançlıklar, dağları ben yarattım bakışı, başkalarının ayağını çelmeler gibi bir sürü aslında egonun işte o gölgede kalmış katmanları ortaya çıkıyor. Sen çok güzel listelemiştin onları. Evet. Biraz yavaş yavaş girelim ona. Tabii ki. Ama ondan, listeden önce hayatım şunu hatırlamak isterim. Şimdi hani dedik ya, hepimizin bir varlığı var. Şimdi Aziz Buda'nın da bir varlığı var. Mağara dönemindeki bir insanın da varlığı var. Dolayısıyla aslında varlık seviyemizin geldiği nokta ya da nitelikler bütünü de sonuçta ego üzerinden burada tezahür ediyor. Dolayısıyla egonun yansımaları, yani ikincil dürtüler olarak Gürcüyev kaynaklarından derleyerek ben bu listeyi oluşturdum. Şunları sayıyor. Kurnazlık, hırs, haset, nefret, riya. Riya iki yüzlülüktü galiba, evet, değil mi? Riyakar. Küçük görme, alçaklık, saflık, şeytanlık, gösteriş, kibir, gurur, korkaklık, dalkavukluk, yaranma, kendini beğenme, kolaylıkla tesir altında kalabilme. Mesela Gürcüyev diyor ki, bu saydıklarımız içinde diyor, en tehlikelisi kolaylıkla tesir altında kalabilmektir. Telkin altında kalabilmektir. Yani insanın diyor, pisişesinin böyle tuhaf bir diyor özelliği vardır. Eğer diyor televizyonda diyor işte uzman Ali Bey bir konuda bir fikir beyan ederse
Ertesi gün aynı konuda uzman işte Veli Bey ya da Ayşe Hanım, o da aynı şeyleri, aynı fikirleri beyan ederse mutat insan diyor ki ha işte o öyle dedi, bu da böyle dedi, demek ki bu doğru. Bunu olduğu gibi benimser. Mesela çoğunluğun sorgulamaz diyor şeyi. Çoğunluğun orada bu da inanıyor, bu da oluyor, evet. Bu da öyle değil. Evet. Onu olduğu gibi sorgulamadan kabul etmek. İşte buna otomatik akıl diyor hayatım. Otomatik akıl direkt egonun denetiminde olan akıl. Çünkü neden? Henüz bilişsel hat, iç farkındalık hattı vesaire, o ruhsal zeka belirli bir niteliksel seviyeye gelememişse zaten yönetim egoda. Egonun aklı da otomatik akıl. Yani sorgulama zahmetinde bulunmuyor. Duyduğuna, gördüğüne inanıyor. İşte materyalist sistem, kapitalist sistem de zaten bu zaafı bildiği için reklamlar, o marketlerin raflarının düzenlenmesi, işte o etiketler, renkler, ambalajlar, renkler, müzik, bütün bunlar o saf pisi şeyi aslında doğrudan doğruya yöneten, hani satın al, bize para akıt, tüket şeyini veriyor. Ancak böyle olursan şöyle olursun. Evet. Ya da şu eğitimlere gidersen spiritüel olursun. Evet. Böyle olursan aydınlanırsın. Hı hı, gibi. Yani özeti bir tanem, ego ne ister diye başlık açmışım. Ego bütün dünyayı yutmak istiyor. Ya o sadece ego sonsuza dek yaşamak istiyor. O hep evet ölmesin, hep yaşasın ama hep mutlu olsun. Yani sevişsin, yesin, içsin. Yalnız şey değil midir? Bakın ben şunu gözlemlemişimdir. En böyle hani simyada o vardır. Yani ezoterik öğretilere bak. Hep bir sonsuz ölümsüzlüğü yakalamak. Evet. Yani o ölümsüz olma da aslında egonun tuzağı. Yani tabii ki. Spiritüel dünyanın en büyük tuzağı o simyada da var. Evet. O ölümsüzlük iksirini yakalamak, yani içmek. Yani sonsuza kadar yaşama, ölümsüz olma. Evet. Ama işte ego yarattığı sınavlarla aslında varlığı ölümsüzlüğe, hani ince ince sınavlarıyla hazırlıyor. Fakat bedenliyken bunu, buna uyanmak çok zor oluyor. Ben hep şöyle diyorum, biz ne olduğumuzu ne olmadığımızı keşfederek öğreniyoruz. Kesinlikle. O nedir diye sormuştu bir arkadaşımız, işte bunları kastediyoruz. Evet. Ego ne istere dönersem listeme, ölmesin istiyor bir kere. Kişiliği, zihni, bedeni kendi yararına kullanıyor. Zevk ve keyif alacak şeyleri hedefliyor. Yani dünyasal mal, mülk, konfor vesaire vesaire. Yani varlığın düşmanıdır diyoruz ama düşman nerede? Aslında içimizde. Yani dışarıda düşman aramaya gerek yok. Ama bu düşman hani bizi geliştiren bir düşman. O anlamda düşman diyorum. Ruhsal anlamda geliştiriyor sınavlarıyla. Varlık da bu düşmanın neden olduğu olaylar, karşılaşmalar, acılar, ızdıraplar sayesinde kaba madde enerjilerden süptil madde enerjiler elde ederek kendi gelişimini, varlıksal dönüşümünü temin ediyor. Biliyorsun az önce dedim ki şu listede yarın paylaşırım. Hani ego aynı zamanda zihni kullanır. Buna işte biliyorsun birçok öğretide maymun zihni denir. Niye? Çünkü bizler yani gerçekten uzunca bir süre disipliner bir şekilde zihnimizi yönetebilmeyi öğrenemediğimiz sürece hepimiz zaten o halde yaşıyoruz. Düşünceler kesintisizce akar. Bir müzik duyarız, o bizi bir takım anıları çağrıştırır. İşte bir koku alırız, o başka anıları. İşte yoldan bir gürültü gelir. Yani kesintisizce bir düşünce akışı vardır. Bu kontrolsüz düşünce akışına zaten maymun zihni deniyor. Oradan oraya, evet. Oraya. Ve çok enteresan, eski kurkalaylılar mesela buna zihnin çalışma yöntemi olarak çağrışım yasası demişler. Şimdi geldiğimiz noktada nörobilimciler de aynı şeyi söylüyor. İşte gerçek anlamda spiritüel bir disiplin, iç disiplin geliştirebilmenin ilk adımı da egonun en dış katmanı olan bu zihindeki kontrolsüz düşünce akışlarını durdurmaya çalışacak bir disiplinle çalışmak
onunla başlamak oluyor. Bu meditasyon olabilir, yoga olabilir. Aslında orada vesaire. Choyam Trungpa'nın biz bu Ruhsal Materyalizasyon diye kitabını okuduk her ikimizde. Evet. Orada hakikaten çok güzel, o bir meditasyon ustası. Evet. Kendisi de o tuzaklara düşmüş, öğrencilerin de maksatla da düşmesinler diye kitaplar yazmış sonra. Ama düşürdüğü için de yazmış. Orada hakikaten söylediği bir şey var. Biz aslında diyor aydınlanma, hep aydınlanma zaten orada var olan bir şeydir. Hı-hı. Hani güneşin hep olması gibi. Hı-hı. Ama önünü diyor bulutlar kaplar. Evet. Yani aslında bizim düştüğümüz tuzak diyor o zihinsel karmaşadır. Evet. Yani o zihin karmaşıklığı bizi tuzaklara düşüren. Evet, doğru söylüyorsun hayatım. Şimdi bu maymun zihni nihayetinde hani diyoruz ya işte gelişmeyi hedefliyor. Bu da zihnine dönüşecek. Eğer iyi bir disipliner çalışma sonucu olursa objektif akıl gelişecek, objektif vicdan gelişecek. Vazife alabilecek potansiyel niteliklerini geliştirecek. Sonuçta varlık. Ve Gürcüyev diyor ki, ego yani kundabufer organı belli bir aşamada insan türünün kuyruk sokumunda tezahür eden bir organ olarak eklenmiştir. Daha sonra bu organ çıkarılmış ama nitelikleri kalıtsal hale gelmiştir. İşte neyle? Epigenetik yolla. Yani kibir, gurur, kendini sevme, kendini beğenme, bencillik, üçkıyakçılık, korkaklık. Aslında kundabufer diye söylediği ego olmuş oluyor. Ego, yani. Aynen öyle, ego oluyor. Hani Ken Wilber diyor ya işte üçüncü aşamada ego dönemi, ego ortaya çıkıyor diyor. Ve Gürcüyev de Belzebub'dan Torun'a masallarında insanlığın belli bir aşamasında egoyu temsil eden niteliklere karşılık bu organ eklendi. Ama daha sonra görülen gereklilik üzerine çıkarıldığı halde egonun niteliklerinin kalıtsal hale geldiği anlaşıldı diyor. Ve ego devrede olduğu sürece hayata, olaylara, nefsaniyet hakim oluyor. Çünkü egonun kullandığı vicdanın kriterleri tamamen relatif. İşte topluma, ülkeye, şehre göre değişiyor biliyorsun hayatım. Bu nedenle objektif vicdan geliştirilmediği ve günlük şuura yansıtılmadığı sürece insanlarda hasnamus denilen o özel psişik nitelikler hakimdir diyor. Yani egomuzu inceltemediğimiz, onu yönetebilir, onun işte o ikinci dürtülerini kontrol edebilir olamadığımız sürece her insanda diyor bu hasnamus nitelikler vardır. Yani bunlar egodan dolayı var. Bunun için bunların dönüşmesi için de maksatlı çaba gerekir. Evet, çaba, çalışma ve doğru bir disiplin. Çalışma diye söyledi. Çalışma diye söyledi. Yani sonuçta bizim o oradaki tuzaklardan bir tanesi hepimiz bir an önce kurtulmak istiyoruz. Evet. Her şey çabuk olsun istiyoruz. Hemen olsun. Kısa istiyoruz. Yoldan hemen gidelim istiyoruz. Bir seansta her şeyi değiştirmek. Öyle bir şey. Bir eğitime gittik diye muazzam aydınlanmalar elde etmek istiyoruz. Evet. Ama sistemin yapısı gereği bu çaba ve maksatlı olarak yani düzenli disiplinler olarak çalışmadan meydana gelmiyor. Hayatın birdenbire değişmek maddenin doğasına aykırı. Yani suyu bile kaynatmak için 100 dereceye kadar ısıtmak gerekiyor biliyorsun. Ondan sonra bir katalizör gerekiyor. Form değişiyor. Yani reaksiyon. Sıvı halden gaz haline geçiyor. Bizim için de aynı şey geçerli. Hani burada yeri değil belki ama biz kafa beynimizi, duygusal beynimizi ve içgüdü hareket beynimizi onların kullandığı farklı nitelikteki üç enerjiyi aynı anda bir amaç uğruna kullanabildiğimiz ölçüde anlama aklını geliştirmeye başlıyoruz. Ve değişim dönüşüm anlama aklı sayesinde oluyor. Ben ilerleyen sayfalarda ona bir bölüm ayırmıştım. Dolayısıyla 3 yılda, 5 yılda, 20 yılda hani şu seviyeden olabilecek en üst seviyeye gelmek gibi bir şey söz konusu olamaz. Bakın bizler 20 yıldır çalışıyoruz kendi üstümüzde. Ben hala zaman zaman tökezliyorum, hala zaman zaman hata yapıyorum ve ama neyi anladım? Eyvallah,
kendimi yargılamıyorum, kabul ediyorum ve bırakmam gerekeni bırakıyorum, dönüştürmem gerekeni dönüşüyorum. Canım yansa da buradan almam gereken idrak neydi alıp devam ediyorum. Çünkü hani benim anlayabildiğim, edinebildiğim sistemler bunu öğretti bana ve bunun zararını görmüyorum. Ben şöyle adlandırıyorum bunu. Hani biz bir artık liseyi bitireceğiz, son sınıfa hı-hı geldik ama hala da alttan bitiremediğimiz, hı-hı, veremediğimiz dersler var. Evet. O nedenle aynı şey insanlık aşamasında da o geçerli. Hı-hı. Siz çok güzel bir rasyonel seviyeye vesaire, hı-hı, gelmiş olabilirsiniz. Ama dersiniz mesela içgüdüsel olarak halledemediğiniz daha, hı-hı, alt seviyenin dersleridir. Tabii. Mesela çok iyi bir konuma gelirsiniz, ego güzel, hı-hı, gelişir vesaire. Hı-hı. Ama o senin de anlattığın sosyal moral tarafta da bir, hı-hı, daha gelişme olmadığında, hı-hı, sürekli cinsellikle ilgili sınavlar verirsin. Tabii mesela. Tabii, aynen öyle. Ya da işte parayla ilgili sınav olur. İnsan kullanma olur vesaire. Şimdi bu hani hepimizde olabilen egonun nitelikleri diye 5 madde saymış. Hı-hı. Paylaşmam ister misin, tamam, Tülin'cim? Diyor ben ki, zamanımıza bakayım. Hı-hı. Evet. Şuurlu veya şuursuz her türden ahlak bozukluğu. Şimdi din alanında da bilim alanında da hele günümüzde medya var artık. Okuyor muyuz? Ya küçücük çocuklara, hayvanlara, işte gencecik kızlara tecavüzler, tacizler yok bu arada yoksa, sadece kızlara değil erkek çocuklara, yani akıl alır gibi değil ama her türden ahlak bozukluğu. Bu insanın psikolojisinde olan bir şey işte. Yani profesör olabilir, lütfen burada hani bir kişisel bir şey yok burada, mesleki bir grup kastetmiyoruz. Ya da bilmem işte Amerika'da bilmem ne araştırmasının başında olmuş olabilir. Duymadık mı? Duyduk. Ya da bir guru olabilir. İşte bir CEO mesela. Ben çok sık Hindistan'da eğitim vermeye gittiğim için de biliyorum. 10 dolarlık bir kitap çalmış Amerika'da bir CEO ve işten atıldı. Düşünün, CEO olmuş. Hani 10 dolarla alamayacak mı? Ama hastalık işte çalıyor. Ahlaksızlık. İki, başkasını kötü yola veya yanlış yola sevk etmekten doğan tatmin hissi. Yani manipüle edenler, işte toplumları manipüle ediyorlar, kişileri, grupları. Kendi çıkarları için o saf, o inangaç psişeleri manipüle ederek kullanma. Bunu kastediyor. Benim şimdi hem hani batıyla, tabii benim eşim yabancı olduğu için, hı-hı, ve de çok batıyla içli dışlı, hem de aynı zamanda, hı-hı, hani kendi kültürümüzden ve Hindistan, hı-hı, vesaire uzak doğu gibi doğu kültürleriyle de olma, hı-hı, o yakından çalışma şeyim var. Tamer Bey'in de anlattığı bir şey vardı. Batı toplumlarında biraz daha o bireysellik geliştiği için, hı-hı, yani biri iyi olduğu zaman diğeri de onunla iyi, onun gibi olmak istiyor ve böyle bir şekilde yükselerek, hı-hı, gidiyor. Hı-hı. Ama özgüven eksikliği, değersizlik, evet, eğer o özellikle doğu toplumları, hı-hı, içerisinde çok fazla baskılanmayla beraber gelen durumlarda, hı-hı, birisi iyi olduğu zaman herkes ona yapışıp açığa çekiyor ki işte onu, evet, manipüle etme, ayağını, evet, kaldırma, onu düşürmeye çalışma, onun vesaire, kendisi geçsin, taşlama, iftira, hı-hı, atma gibi. Evet. Yani yapılan şey aslında iyi olma yönünde çaba harcama değil, herkes onu tutup aşağı çekme. Tabii. İşte bu da, bizim aşma, evet, düştüğümüzün önemli tuzaklardan bir tanesi, hı-hı, de bu. Evet. İnsanın hani bir diğer tuhaf psişik özelliği olarak şunu söylüyor. Diğer nefes alan canlıları yok etmek için eğilim. Yani burada hani öldürme, savaşma içgüdüsünü kastediyor. 4. Varlık çabası gösterme zorunluluğundan kaçma arzusu. Yani hani kendini geliştirmek için bir çaba içinde olmasın. Çünkü bu diyor egoya aykırı. O hep sen böyle anlattıkça benim aklıma böyle deyimler geliyor. Hoca uçsun, bizi de uçursun. Ben uçmak için kanat, evet, geliştirmeyeyim. Evet. Yani uçan birisi beni de uçursun. Biri beni iyileştirsin. Yani o varlıksal çaba göstermek, evet, istememek. Evet. Hatta uçanın geçen gün kenarına yapışmış. Geçen gün bir mail almıştım arkadaşlar. İşte bugüne kadar farklı teknikler denediğini, sonuç alamadığını söylüyor yazan kişi. Ve diyor ki lütfen bana yardım edin ya da yardım edecek birini söyleyin.
benim hayat planım neymiş, işte kader planım neymiş, işte gölgelerim neymiş, bana direkt söylesin, kanallık etsin. Ben de dedim ki böyle bir şey söz konusu olamaz. Bir, kanallık edecek kişinin algılamalarının doğruluğuna hani %100 nasıl emin olabilirsiniz? Hani böyle bir şeye nasıl teslim edersiniz kendinizi? Bu dedim hani o kişi için de büyük sorumluluktur. Parazit tesirlerinden devreye girmece ne mümkün? Yani senin dediğinde bana onu çağrıştırdı. Ben bir şey yapmayayım. Biri bana hayat planım bu. Ne yapacağımı söylesin. Ne yapacağımı söylesin. Bu işte ergen aşaması arkadaşlar. Evet. O nedenle de hani sorumluluğu almama, büyümeme. Bir yandan bir şeylerin arayışı var o anlamda ama ne yapıyor? Hala daha kendisine ne yapıldığı söylensin. Evet, başkası ona söylesin istiyor. Başkası. İşte bizim toplumlarımız, doğu toplumları daha işte o nedenle ergen aşamasında. Evet. İşte ama bu eğilimi biz başka nerelerde görüyoruz hayatım? Hani burada lütfen hiçbir meslek grubunu hani hedef almıyoruz, yanlış anlamayın. İşte hani hocaya gitmek, işte astroloğa gidelim hani... Yıldızımı okutayım. Tamam, astroloji kilit, çok değerli. Kilit açtırayım. Kilit açayım. İşte şu muska yazdırayım falan. Yani çözümü içte değil de dışta arıyor pis işe. Egonun denetiminde olduğu sürece. Dolayısıyla beşinci ve burada son maddesi şahsen layık olmadığı şeyleri kullanmaktan duyulan gönül hoşluğu. Kişisel olarak hak edilmemiş bir şeyin kullanımından kullanımından dolayı kendinden memnun olma sakinliği. Yani bunlar egonun, dolayısıyla pisişemizin bize aslında kurmuş olduğu tuzaklar. Şimdi bu maddeler aslında birbirine baktığımızda... Aslında biz kendimizden çok memnunuz. Hı-hı. Ve her şeyi gittiği sürece onu değiştirmek istemeyiz. Evet. İnsan pisişesi rahatlık yönünde ilerler. Tabii. Ne zaman ki aslında bizim rahatımızı bozacak olaylar oluyor. Bu işte ölümler... Hmm. Ayrılmalar, boşanmalar, tabii, aldatmalar, deprem, sel felaketleri, felaketler, fiziksel, iflaslar, tabii, bir şeylerin kayıpları ve o zaman ne oluyor? İşte dolar çıkıyor, altın çıkıyor, şu oluyor, tabii, savaşlar, şoklar meydana geliyor ki o rahat konfor bizi ne yapsın? Aslında işte yürümemiz, harekete olduğumuz geçmemiz için saymak isterken dışsal olaylar bizi harekete geçirmek zorunda. Peki arkadaşlar, şimdi süremiz doluyor. Burada durduralım. İkinci bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Peki, yavaş yavaş herkes gelirken tekrar yayın için biz aldık. Arkadaşlarımız geliyorlar. İstersen ben şunları hatırlatayım Tülin'cim bu bölümde arkadaşlarımızı beklerken. Bu Ruhsal Materyalizm kitabında çok güzel özetlemiş. Kendisi resmi olmayan klasik Budist yöntemde bir meditasyon hocası. İşte Tibet işgal edildikten sonra İngilizler tarafından önce Hindistan'a gidiyor. Dalai Lama ile falan kalıyor bir hani aynı ortamda. Sonra İngiltere ve Amerika'ya gidiyor. İşte hem bir enstitü kuruyor, hem bir 30 kadar merkez açıyor Avrupa'da ve Amerika'da ve meditasyon öğrencilerini işte meditasyon aracılığıyla daha doğrusu aydınlanmayı hedefletiyor. Ve o diyor ki hani bu kadar çok deneyiminden sonra ruhsal yola giren öğrencilerin çoğunda diyor üç şey fark ettim. Biri zihin karışıklığı. İkincisi yanlış anlama. Yani ne anlatırsan anlat. O kendi kabı kadar alıyor. Yanlış anlama. Onu eğitimlerde biz de görüyoruz biliyor musun? Evet. Sen bir şeyi anlattığını ve gerçekten aktardığını zannediyorsun. O bambaşka bir şey anlıyor. O aslında bambaşka bir şey anlamış. Evet ve üçüncüsü de diyor beklenti oluyor yani öğrencilerde. Bu yoldaki tehlikeleri anlatmak için aslında pek çok kitap yazdığını söylüyor. Diyor ki, sizi ruhsallığın sapkın ve ben merkezli bir çeşidine sürükleyebilecek pek çok yol vardır. Yoga, meditasyon ve spiritüel bir yola girip herhangi bir tekniği öğrenerek gerçekte bencilliğimizi güçlendirebiliriz. Ruhsal olarak geliştiğimize inanıp kendimizi kandırabiliriz.
kendini kandırma ve benzeri temel sapmalar ruhsal materyalizmdir. Kendini kandırma. Hangi yolu izlemeye başlarsa başlasın, insanın kendi zihinsel karışıklığı yani maymun zihni en baş engelidir. Gerçek bir ruhsal yol kendi zihinsel karışıklığımızı aşma ve zihnin uyanmış halini harekete geçirme sürecidir. Zihinsel karışıklığın kaynağı sürekli ve somutmuş gibi görünen bir benlik duygusuna yani egoya sahip olmasıdır. Bir teknikte, bir yolda iyi bir noktaya gelmek egoyu terk etmenin garantisi değildir. Teknikleri oldukça ustalıkla kullanan birçok guru da, usta da, hoca da hala diyor şunlar oluyor, olabiliyor. Ruhsal kibir, ruhsal gurur, kendini biricik görme, küstahlık, diğer her yolu kötüleme ve sapkın eğilimler. Mesela benim de hayat içinde gerçekten belli alanlarda hani ustalaşmış, hani o alanda çok iyi insanlarla karşılaştım. Fakat bazıları da şunu gördüm ve bu hani onun adına üzdü beni, onlar adına ya daha doğrusu. Hani tek yol benim yolumdur ya tutumu içindeydi. İşte regresyonu da kötülüyor, onu da kötülüyor, bunun terapi tekniklerini kötülüyor. Halbuki kendi yöntemi de çok eski de geride kalmış bir yöntem. Şimdi insanlık 300 yıl önce başka bir bilinç halindeydi. İhtiyaçlar farklıydı. Ulaşabildiği bilgi farklıydı. Uygulama çeşitliliği farklıydı. Ama bugün öyle değiliz ki. En alt seviyeden de artık varlık var dünyada. Ha, mezun olmaya aday en üst seviyede de. Yani ihtiyaçları birbirinden çok farklı bilinç seviyeleri var. Dolayısıyla ben seninle de aynı şeyde olduğunu biliyorum. Ben şuradan bakıyorum. Varlıkların ihtiyaçlarının karşılanması kutsal bir şeydir, yardımdır. Evet. Kimisi regresyonla bir derdine çare bulur, kimisi şifacılıkla, kimisi EFT tekniğiyle, kimisi meditasyonla. Bana göre bütün bu çalışmalar kimisi çok değerlidir. Kimisi sadece anne olarak, kimisi sadece çiftçi olarak, kimisi yaptığı işinin içerisinde onu iyi yaparak ilerler. Ama aslında ben o kişilerde ne gördüm biliyor musun Tülin'cim? İçlerinde çok büyük bir özgüven eksikliği var. Bir kimliğe tutunmuşlar. O işte o kimliğe bir etiket, bir isim vermişler. Bir çevre de oluşturulmuş. Ona bir böyle hayran hani onu gerçekten şuralara koyan, biz de zamanımızda bazı insanları koymadık mı dernekte, vakıfta? Koyduk. Sonra tepe üstü çakıldık. Evet. Hayal kırıklıklarımız olmadı. Aslında bir arkadaşım geçenlerde sohbet ediyordu. Dedi ki ya biz insanları baştan direkt en yukarıdan ondan başlatıyoruz. Evet. Sonra da aslında onların orada olmadığını görünce de hayal kırıklığına, düş kırıklığına uğratıyoruz. Bu benim için de oldu mesela aslında, ilk yıllarda. Hani diğer ne oluyor? Yani kademe kademe artırarak onu yükseltmek. Ama genelde hani vardır ya bu özgüveni düşük toplumlarda, özdeğeri düşük olan toplumlarda ne deriz? İşte batıdan gelene ne yaparız? Kıymet veririz. Sen batıdan gittiğince onu ne yaparız? Doğru kabul ederiz. Evet. Öyle olduğu zaman da ne yapıyoruz? En yukarıdan, en tepeden başlatıyoruz. Sonunda onun öyle olmadığını gördüğümüzde de hayal kırıklığına. İşte gidiyoruz mesela bir yogaya katılıyoruz, bir üstadlarla karşılaşıyoruz, bir eğitim alıyoruz. Hakikaten o alanda acayip iyi. Teknikte iyi. Teknikte iyi. Ama ahlak, insani değerler, moral değerler nedir? Bunlara da hani görebilmemiz gerekiyor, bakmamız gerekiyor. Mesela işte o hocalara ya da üstadlara hepsine birden aşık olan kadınlar. Ondan sonra bunu manipüle eden, maddi manevi kullanan kadın olsun, erkek olsun. Tabii. Ben böyle Harbi Askeri Müze'de bir yıllar önce, yani zannediyorum ki 20 senesi vardır, Hindistan'dan bir üstad kadın gelmişti. Oldukça da yaşlı. İşte dünya barışı, insanlık, Anadolu'nun misyonu, Anadolu görevi. O kadar güzel bir konferans verdi ki acayip. Aa, ne güzel ton değildi. Çok güzel anlattı. Geldi, burasında bindisi var vesaire. Çok güzel anlattı. Şak şak o gün. Aa, güzel anlattı dedi. Aa, gittik. Şimdi onu takip eden
Avrupa'dan vesaire tüm dünyadan gelen bir grup vardı. Benim hı-hı. arkadaşlarımdan birisi de onun içerisinde, hani o iç grup içerisinde. Şimdi şey yapmışlar, kadını ortaya oturtmuşlar, hı-hı. etrafını da şarşaflarla böyle kapatmışlar. Hı-hı. Şimdi sıra sıra insanlar, o Avrupa'dan gelenler, aydınlanmış olarak görünen kişiler gidiyorlar, orada ona hediyelerini sunuyorlar. Şimdi güya etrafını kapatmışlar ama hı-hı. şunu unutmuşlar. Yukarıdan hı-hı. kameralar çekiyor. Arkada da dev ekrana yansıyor. Şimdi teyzenin önünden geçerken o ne yapıyorlar? İşte hediyeleri alıyor. Bilezikleri, altınları, paraları cüp çantaya. Benim arkadaşım bunu gördüğü zaman çok büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. Evet. Evet. Ama işte o çok büyük bir idrak kazandırdı. O hayal evet. kırıklığı çok değerli. Evet ve ondan sonra sorguladı. Tabii. Ha, belki oraya katılan 1000 kişiden kaçı sorguladı. Evet. Ama onu o görmek, o kameranın yanlışlıkla onun her şeyi hı-hı. gösteriyor olması. Evet. Onda hakikaten bir şeye tutunma, bağlanma. Evet. Hepimiz bir şeye ait olma ihtiyacı içerisindeyiz. Evet. Ama ona sıkı sıkı yapıştığımızda, özdeşleştiğimizde hı-hı. bunu ne yapıyoruz? Çok acı. Bazen işte o yol arkadaşı dediğimiz, birlikte yürüdüğümüz insanların da hayat içerisinde ihanetlerini görebiliyoruz, aldatmalarını ya da işte tabii. onları koyduğumuz konumda olmadıklarını hı-hı. görüyoruz. Evet. Ve ondan sonra biz aslında ne yapıyoruz? Onu yanlış konumlandırdığımız için hayal kırıklıklarına. Mesela abim gibiydi ya da kardeşim gibiydi. Hı-hı. Halbuki o senin kardeşin değil. Tabii. Ve o anlamda da o kişiye aslında ne yapmışız? Biz sınır koyamamışız. Evet. Ve biz bu çalışmalarda en büyük sorunların sağlıklı sınır koyamama olduğunu hı-hı. görüyoruz. Hı-hı. Tamam, yani işte bir yerde kullanan ve taciz eden ya da var ama aynı zamanda da ona çanak açan, kendini hı-hı. kullandırtan tabii. var. Biz söylediğimiz alkış her zaman tutan, şu var. Bir yerde bir şey sana gelip tutunuyorsa çengelin diğer tarafı da sende demektir. Evet. Sen gidip bir yere tutunuyorsan sende de çengel var demektir. Tabii ki. Şimdi tabii hani işte dedik ya, insanın hani en büyük düşmanı kendi içinde ego. Tibet Budizminde egonun harekete geçmesini anlatan materyalizmin üç efendisi adlı bir benzetme var Tülin'cim. Biçimin efendisi, sözün efendisi, aklın efendisi diye listeleniyor. Bu üç efendiyle anlatılmak istenenler arasında materyalizm ve nevrotik sözcükleri egonun eylemlerini temsil ediyor. Biçimin efendisinin istediği tek şey içinde bulunduğu fiziksel konforu kaybetmesin. Yani asansöre binsin, sabah mesaiye gitsin, arabası olsun, uçağa binsin. Hatta konforlu olsun, kliması çalışsın. Evet, tamamen konfor arayışı. Memnuniyet arayışı. Memnuniyet arayışı. Ama fiziksel olarak. Sözün efendisi aklı kullanıyor. Orada da kavramlarla kendini var kılıyor ego. Kategorize yani, ediyor yani. Evet, hani ulusçuluk, işte komünizm, varoluşçuluk, bir felsefi akım, Hristiyanlık olur, Budizm, mezhepler bunlardan besleniyor, bunlara tutunuyor. Dolayısıyla insan bir şeye tutunursa yeni bir şey arayışına gider mi? Gitmez. Sorgulamıyordu o zaman. Bu da yine egonun tuzağı. O da şunu ayırıyor. Biz ve ötekiler. Ötekileştirmeleri evet. getiriyor. Aynen. Yine ayrımcı bir bakış açısı. Üçüncüsü de aklın efendisi diyor. Kendine dair farkındalığını korumak için bilincin verdiği çabayı temsil eder. İnsan benlik duygusuna tutunmak için araç olarak ruhsal ve psikolojik bilimleri kullandığında aklın efendisi hakim demektir. Bilinç değişikliğine yol açan maddeler, yoga, hipnoz, çeşitli psikoterapi tekniklerini diyor, bu şekilde kullanabilir. Sorun, egonun her şeyi ruhsallığı bile kendi yararına çevirebiliyor olmasıdır. Örneğin ruhsal egzersizler içinde kısmen yararlı bir meditasyon tekniği öğrendiyseniz, 1. Egonun ilk tavrı buna, başta bir hayranlık nesnesi olarak bakmak. Hani biz muhteşem de öyleydik. Muhteşem bir teknik. Çok faydalı. Ah, hepimiz yapalım. İşte ya ben de bunu yaşadım mesela. İşte bu. İlk reiki öğrendiğimde.
İşte bu. Wow. Biz de geçtik bu yollardan arkadaşlar. Aldığımız eğitimler sırasında. İkinci yaklaşımı, egonun ikinci tavrı. Sonra onun attık, olduk olmadık her yerde. Evet. Oturduğun yolda reiki, uçakta reiki, içki masasında reiki. Evet, onlara ben çok şükür yapmadım ama yapanları gördüm. Ben ama reiki'yi açığa çıkaran uzmanın, yani kitaplarını ilk yazmış olan uzman, aklıma şimdi ismi gelmedi. Fakat onun bir makalesini arkadaşımız Yasemin çevirmişti. Hı hı. Orada çok önemli bir şey söylüyordu. Reiki'yi dünyaya tanıtan ve çıkaran kişi, korkarım ki negatiflik kendisini reiki üzerinden yayacak diyor. Hmm. Evet, çok güzel bir tespit evet. olmuş. Evet. Yani herhalde biraz da çıkardığına pişman olmuştu. Evet, yani yeni bir teknikle karşılaştığımızda önce bir hayranlık duyuyormuşuz. Sonra onu dikkatle gözden geçiriyormuşuz. Daha sonra da üçüncü olarak eğer onu... İşte o demin bahsettiğimiz derinlik algısı ve ruhsal zeka yoksa, gelişememişse henüz, taklit etmeye, mış gibi yapmaya gidiyormuşuz. İşte zaten bu taklitçilik, mış gibi yapma bizim asıl vurgulamak istediğimiz yani tuzak zihin. Yine kimin kökeni kimden geliyor? Ego'dan geliyor. Kendi kendini kandırma, evet. savunma mekanizmalarıyla o kandırmayı da rasyonalize evet. etme. Şimdi ben de sen de hani çok gözlem yaptık. Biz Hindistan'a gittik biliyorsun Dünya Regresyon Kongresi'ne. Ve bir sürü de şehir gezdik. Ya inanılmaz kalabalık. Ben orada mistik, spiritüel bir şey hani... kendi adıma göremedim. Bir tapınağa gitmiştik. Hatırlıyor musun? Delhi'den gittiğimiz şehir neydi? Agra'ydı galiba. O otele çok yakındı. Orada bir ritüel yapılıyordu. Bir müzik işte çalan grup vardı hatırlarsan. Ya adam bir taraftan çalıyor, bir taraftan kadınları kesiyor. Ah ben bunu ne götürsem bakış var ya. Eğer 10 tane okul varsa doğuda 9'u sahtedir diyordu. Ve o gerçek okulun hangisi olduğunu ancak hani doğru bir rehberle karşılaşabilirseniz ulaşabilirsiniz diyordu. Dolayısıyla mesela son yıllarda biliyorum Türkiye'de de yoga işte meditasyon grupları var, yoga grupları var. Yoga hocaları çoğaldı. Hani lütfen hani bağışlayın. 6 ayda yoga hocası olunmaz arkadaşlar. Bu benim şahsi fikrim. Ama 6 ayda yoga hocasıyım diye ortaya çıkan pek çok kardeşimiz var. Öyle birisine ben asbelkader bir dersine katılmıştım. Bir hafta boyunlukla geldim. Sakat ediyordu neredeyse. Ya da iki atölyeye katıldığı için iki atölyeye katılıp sonra eğitim açan insanlar. İki günde regresyon uzmanı yapan insanlar. Evet. Şimdi sosyal medya hesapları işte hani takibi alınıyoruz. Ki ben hiç öyle bir takip sayısımı arttırmak gibi falan filan beklentim yok. Doğal olarak bazı hesaplara girip baktığımda dehşet içinde kalıyorum. Yapmadığı şey yok. Yani bu kadar hani coşkun olunmaması gerektiğini düşünüyorum şahsen yani. Maalesef bize ona şey deriz ya cahil cesareti. Evet. Gürcüyev diyor ki yine 20. yüzyılda diyor insanlarda şöyle bir tuhaf bir şişe ortaya çıktı. Onlar hani unutmadan ben şuraya bakarak tam olarak söyleyeyim. Başkalarına akıl vermek, doğru yolu göstermek, kitap yazmak. Şimdi geçen gün bir hanım kardeşimiz bana DM'den yazmış. Sıkıntısını yazmış. Ben ona nezaket içinde ki herkese öyleyim. Ne yapabileceğini yazdım. Hani bilgimi paylaştım. Sonra da merak ettim, bir sayfasına baktım. Yapmadığı iş yok orada bakarsan. Yani bunlar egonun tuzakları. İki günde regresyoncu olunmaz, üç günde reik hocası olunmaz,
6 ayda yoga hocası ya da meditasyon hocası olunmaz. Kendi adıma hani diyebilirsiniz ki siz hani ne yapıyorsunuz? Valla ben hiçbir zaman bu yaptığım işleri para kazanmak için yapmadım arkadaşlar. Benim aslanlar gibi bir şirketim vardı. Hala da çok şükür çalışmak zorunda değilim. Benim yola çıkış amacım öncelikle kendi üzerimde çalışmak ve dahil olduğum organizasyonun bir hizmetkarı, bir emekçisi olmak, derneğin, vakfın. Ha bu arada edindiğim tecrübe birikimle 3-5 varlık kardeşimin de hani minicik de olsa bir tozunu kaldırabildiysem bundan ancak onur duyarım. Yani bu kadar ölçü, kolay olmamalı insana yardım makuliyet. Etmek. Hani makuliyet. Ya, vicdanın makul olanı. Evet. Yani işte her şeyin abartılı hali değil. Ne aşağıda ne yukarıda hani denge. Orta o nedenle de hep evet. Yani bir denge ve orta hali bulma çok önemli. Şimdi hani herkes neredeyse bilinçaltı uzmanı kesildi. Haklı olarak bu formasyonu edinmiş, bu işlerin eğitimini almış insanlar da tepki duyuyorlar ve bana göre de çok haklılar. Ama ben burada şunu paylaşmak istiyorum. Kendileri üzerinde samimiyetle çalışmayıp diğerlerini kurtarmaya çalışıyor bilme aklıyla hareket edenler. Yani bilinç ile. Oysa varlığın amacı anlama aklını geliştirmektir. Yani bizim bu dünyaya gelişimizin asıl nedeni başkalarını kurtarmak değil, kitap yazmak, terapi yapmak değil arkadaşlar. Anlama aklımızı, objektif aklımızı geliştirmek. Ya da kurtulma için galaktik bilmem neleri beklemek. İşte onu yazarak kodlanmak, bilmem sayıları tekrarlayarak kurtarılmayı beklemek. Değil, alın teri olacak. Ve önce birinci kurtuluş, kendi kurtuluşumuz olacak. Başkalarını kurtarmak bizim sorumluluğumuzda değil. Şimdi merak edenler olabilir. Kıstas o zaman oradaki her zaman için şudur. Gerçekten talep edene ve yardım isteyene yardım. Evet, evet. Bilme aklı, bilinç ile bilme. Anlama. Bu tamamen geçici ve relatif. Çünkü öldüğün anda kayıp bilgi. Varlığına iletilmiyor bu. Ama anlama aklı şuur ile kavrama. Yani varlığa ait. Çünkü bilgi ve anlayış farklı olgular. Şurayı da tamamlayıp sana hayatım döneceğim. Bilgi bir merkezin yani kafa beyninin. Anlama ise üç merkezin. Üç beynin işbirliğiyle oluşacak. Anlama aklı sayesinde dünyada gelinebilecek en üst dengeye ulaşmış psişenin tezahürleri ne? Yani bizim kriterimiz ne olmalı? Fadime, ne durumdasın diyebildiğim gün kriterlerim ne olmalı? Hani ben naçizane böyle bakıyorum hayatım. Bir, kendinden haberdar olmak. Yani ne durumdayım? Kendimi gözlemek. Hatalarımı görmek, eksiklerimi görmek, bunları geliştirmeye çalışmak. İki, tarafsızlık yani yargısızlık, tarafsızlık. Üç, içtenlik, samimiyet. Dört, algılama duyarlılığı. Beş, uyanıklık. Zaten uyanık, belli bir anlayışa, belli bir bilinç seviyesine gelmiş kişi spiritüel tuzaklara düşer mi? Düşmez. Ama düşüyorsak bu da kötü değil arkadaşlar. Çünkü biz bu gezegende düşerek öğreniyoruz. Yani dualite var. Acı çekerek yani öğreniyoruz. Yani biz aslında o değer farklanması dediğimiz şey konuştuğumuz. Evet. Yani bir şeyin kıymetini anlayabilmek için onun çeşitli varyasyon ve yelpazesinde olan deneyimlerden geçiyoruz ki ne yapıyoruz? Onunla diğer karşılaştırabilelim. Kıyas bilgisi edinebilelim. Bu okuduğumuz kitaptan ben de çok güzel bir cümle not almışım. Hı hı. Diyor ki biri size rehberlik ediyorsa bu kuşku verici bir durumdur. Evet. Çünkü dıştan gelen bir etkene güveniyorsunuzdur. Hı hı. Yani dıştan gelen her şey aslında ne yapar? Bizi tuzaklara sokar. Çünkü dıştan gelen mutlaka farklı süzgeçlerden geçmiştir. Size ait değildir. Tabii. Dış olan.
Halbuki aydınlanma içten gerçekleşir. Tabii. Aydınlanmayı da diyor ki aydınlanma bir güneş gibidir. O zaten hep orada vardır. Hani o dediğimiz gibi bizim kendi o zihin karışıklıklarımız bir bulut yaratır ve esas aslında çözmemiz gereken ve odaklanmamız gereken o karışıklığı ne yapmak, çözümlemek, onun üzerinde çalışmaktır. Çünkü zaten aydınlanma oradadır. Şimdi biz tabii pek çok yollar var. Olay yolu yürümek. O anlamda da o yolu yürürken de illa onlara ayağımıza bir taş takılıyor, çukura düşüyoruz vesaire. Zaman zaman ne yapıyoruz artık öğreniyoruz. Üzerinden atlamayı, yanından dolaşmayı, evet. Engel ya da gördüğümüz anda o da uzaktan hiç almayalım. Vay. Bu da aynı zamanda sadeleşmeyi gerektiriyor ki evet. Yani bu korona günlerinin zannediyorum ki en önemlisi ve dünyaya verdiği mesaj da zaten sadeleşmek, fazlalıkları bırakmak. Bu anlamda da tutunduğumuz şeyleri de bırakmak, sadece giysilerimizi, odamızı, evimizi vesaire temizlemek değil de gerçekten zihnimizde, öğretilerimizde var olanları da aslında bir gözden geçirmek diye düşünüyorum. İstersen yarım saati geçirdik. Ben bir şey daha paylaşmak istiyorum. Ve sonrasında soruları alalım. Şimdi insan psişesi dedik ya, hakikatin bilgisi önüne konsa bile onu hani kendi kavrayış ölçeğinde algılayabiliyor. İşte o ruhsal zeka, o derinlik algısı, o anlama aklı henüz yeterli seviyeye gelemediyse. Bunun tarihte çok güzel bir örneği var. İşte Budizmin hani yerküreye yayılmasının kaynağı olan Aziz Buda öğretisini işte önce yakın çevreye öğrencilerine aktarıyor. Ve şunu söylüyor. Çalışmalarınızı sessizlik içinde yapın. Ve dışarıdan gelen bir uyaran olduğunda aynı şekilde hemen tepki vermeyin. Yani özdeşleşmeyin demek istiyor. Şimdi bunu bir grup öğrenci şöyle yorumluyor. Bu da dedi ki çalışmalarınızı sessizlik içinde yapın. Demek ki bizim şehirlerden, kasabalardan, köylerden ayrılmamız gerekiyor. İşte dedi ki dışarıdan bir uyaran geldiği zaman tepki vermeyin. Demek ki pasif kalmamız gerekiyor. Hani gelen vursun, giden vursun. Halbuki demek istediği içeride bir reaksiyon başlıyorsa bir nefes al, dur. Sonra gerekiyorsa tepki ver. Hani bir boşluk yarat. Ve bunun üzerine Buda'nın öğretilerini bu şekilde yozlaştıran, bu şekilde eksik anlayan, çarpıtanlar ailelerini de alıp işte dağlara, manastırları kurmaya gidiyor. Yani manastırlar böyle doğuyor arkadaşlar. Daha sonra. Tibet'e gidiyorlar yani. Evet, Tibet'i dağlarda, ve Hindistan'ın diğer dağlık bölgelerindeki manastırlar doğuyor. Ve o hani sessiz kalın dedi ya Buda, öyle anladılar ya. Bu sefer manastırların bir tarafını tek kişilik hücreler inşa ediyorlar. Gönüllü olarak buraya giriyorlar. Bir günde bir işte ekmek, bir barca su ve çoğu tabii genç yaşta telef oluyor. Ölüyorlar orada. Sonra bir grubun karısı uyanıyor. Diyorlar ki bu işte bir sakatlık var. Çünkü bu hücreye giren sağ çıkmıyor. Aydınlandığını da görmüyoruz. Onların şeyiyle böyle hani baş kaldırmasıyla bir grup ayrılıyor. Bu sefer mezhepler doğuyor vesaire vesaire. Sonuçta şunu söyleyip tamamlamak isterim. Ken Wilber diyor ki üç unsur vardır istediğimiz noktaya gelebilmemiz için. Bir, aydınlanma deneyimini hedeflemek. Hani bu işte yoga olur, meditasyon olur, hangi spiritüel yolu kendinize uygun görüyorsanız. İki, temizlik yani gölgeler üzerinde çalışmak zorundayız diyor. Çünkü 70 yıl boyunca diyor izledik doğudan batıdan her yerden gelen meditasyon hocalarını, yoga hocalarını, spiritüel öğretmenleri. Klasik geleneklerde kalanların diyor, evet aydınlanma deneyi yaşamış ama gölgeler üzerinde hiç çalışmamış. Onu dönüştürmeye arkasındaki obsesif varlıklar duruyor diyor.
Yani o öyle diyor da ben öyle kullandım. Yani gölge çalışmalarını da diyor yapmak lazım ve büyüme. Yani sorumluluğu alma. Evet, sorumluluğu alma. Dolayısıyla aydınlanma tecrübesi için bir doğru yöntem, gölgeler üzerinde çalışma, karanlık taraflarımızı aydınlığa dönüştürme ve ruhsal olarak büyüme. Bu bende niye karşıt geliyor? Varlığın değişmesi ve dönüşmesi. Evet, bu da aslında şefkat kapasitesini. Evet, hoşgörü ve şefkat. Burada benim seni Hindistan'da gittiğimiz bir o tapınakta, Goa'da gittiğimiz bir yerde ben de şöyle bir deneyim yaşadım. Şimdi dışarıda çiçekler satılanıyor. Şimdi bir baktım halk ne yapıyor? Çiçekler alıyor sunağa vermek için. Ben de dedim ki ben de gittim orada, hani herkes tapınağın en girişindekinden alıyor. Ben en sonundakinden aldım ki oradakilere de yardım edelim. Aldım böyle, işte ayaklarınız yıkanıyor, bir suyun içine giriyorsunuz. Sonra işte eğilerek gidiyorsun vesaire. Ben girmedim oraya. Ondan sonra onun içerisine girdim. Şimdi bir tarafta çiçekleri koyduğun taraf var, bir tane de para kutusu var. Şimdi girmeden de bize dediler ki para vermek zorunda değilsiniz. Şimdi ben orada adam bana kutuyu, parayı gösteriyor, ben adama çiçeği gösteriyorum. Adam bana kutuyu gösteriyor, ben adama çiçeği gösteriyorum. Ve biz adamla didişmeye başladık. Adam bana para diyor, ben çiçek, para, çiçek, para, çiçek. Ondan sonra ben işte ona koydum, gittim çiçeğimi. Şimdi ondan sonra ama dedim ki ben bunu niye yaşadım? Gittim o tapınağın en arka kısmına oturdum ve içsel bir yöneliş yaptım. Bir anda o tapınağın böyle görevlisi gibi içsel olarak o meditasyonumda birisi belirdi. Ve ondan sonra dedi ki bak dedi, aşamalar, insanın ihtiyaçları basamak basamak, adım adım. Şimdi ki öyleleri var ki bunlar çoğunlukta, onlar için en önemli olan gelip oraya çiçeğini bırakmak, duasını etmek ve o şekilde onun tesirini almak. Öyle bir şey var ki çoğunluk oraya para koyduğu için ve para ödediği için kabul olduğunu hissediyor ve adanmış hissediyor. Ama dedi bu tapınaktan içeriye giren, onlar sadece bak dıştan gelenler ve dışta olanlar. Esas içeriye girmek için başka derinlikler gerekiyor. Ve bir anda benim orada kapılar açılmaya başladı. Bir kapı, iki kapı, üç kapı, dört kapı. Bir baktım ki oraya girmen de yetmiyor. Orada da bir sürü aşama, 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 bir sürü kapılar var. Sonra ben bir anda bir fark ettim ki ben oralarda çok zaman harcamışım. O kadar çok hayatlarım var ki oralarda geçirdiğim. Ve artık ona ihtiyacım kalmamış. Ama şunu gördüm. Benim ihtiyacımın kalmış olmaması diğer varlık kardeşlerinin ona ihtiyaç duymadığı anlamına gelmiyor. Ve ben de orada kendi kibrimi ve kendi yargımı gördüm. Özür diledim. Ondan sonra oradaki aslında değeri de bana çekiştirerek, çünkü onun kafasında da ben bir batılıyım. Evet. Ve çiçek vermek fakirlerin şeyi. Sen zenginsen ya da batılıysan para vereceksin. Onun realitesi o. O realite ve o, ama onu da kapsayarak, çünkü sonuçta ben de reaksiyon verdiğimi gördüm. Evet. Ve ondan sonrasında o bana içsel olarak kendi yargılarımı, hani yargılayan zihnimi gösterdi. Ve ondan sonra teşekkürümü ettim, dersimi aldım. Evet. Ondan sonra da artık o tapınak ziyaretlerine de ihtiyacım kalmadığını fark ettim. Evet. Şimdi artık ne yapıyorsun? Bir orada bir tesir vesaire değil. Ona ihtiyaç duyan insanlar vesaire var. Ama sanki artık hani bütün o aşamaları görmek için, fark etmek için vesaire. İşte yani en önemli tapınak aslında mabet, işte insanın bedeni içimizde. Ve içimizde. Evet. Ve yani rehberlik vesaire dışarıdan değil, aslında aydınlanma da hepsi içimizde diyoruz. Hadi bakalım şimdi sorulara mı? Yorumları açalım. Hepimiz aynı aşamalardan işte adım adım ilerleyerek
yürüyoruz Tülin'cim. Bu gezegenin şeyi bu, sistemi evet. Bu. Sorularınızı alalım. Daha çok sorularınızı yazarsanız memnun oluruz. Peki, kalpli gözler geliyor şu anda, kelebekler geliyor. Demek ki her şeyi biz anlatmışız. Kabul ediyoruz kelebekleri, kalpleri. Teşekkür ederiz. Kitapların isimlerini söyler misiniz? Şimdi bu tabii bahsettiğimiz ruhsal materyalizm kitabı Türkçesi yok. O nedenle spiritüel materyalizm Chönyam Trungpa. Onu biraz yazmak zor olacak. İngilizcesi var. İnternetten bulabilirsiniz. Ken Wilber'ın hangi kitabını tavsiye edersiniz? Şu anda aklıma gelmiyor ama lütfen internetten baksınlar. Şey vardı, yani ben tabii Merhamet ve Metanet evet. diye bir kitabını okumuştum. Kendi eşiyle o sürecini anlatıyordu. Çok güzel bir kitap. Evet. İnsan Yayınları'ndan çıkmıştı daha önceden. Şimdi hala var mı bilmiyorum. İnsanlığın Kısa Tarihi diye bir kitabı vardı. Tabii bizim şu anda faydalandığımız kitapları Türkçe'ye çevrilmemiş kitaplar. Biraz da epeyce Ken Wilber'ın çok videolarını seyrettik. Maalesef onlar İngilizce kitap, yani videolar. Ama şu vardı, insanlığın gelişim aşamaları diye yazarsanız Reşat Güner'in web sitesinde konferansı vardı. Aynı zamanda Reşat Güner diye web sitesine girerseniz Ken Wilber'ın bu bütün insanlığın aşamalarının aynı zamanda makaleleri de var. Reşat Bey'in sayfasında bunlar yer alıyor. Bir kısım biz Unicorn Dönüşümsel Çalışmaların kaynaklar bölümüne makaleler olarak da koymuştuk. Orada da var. Gene bütün bu aşamaların ilişkiler yönüyle de özetlendiği Martin Ujic'in bir kitabını bastık. Orada da integral ilişkilerle ilgili. Orada da tüm bunları detaylı olarak ve ilişkilerle de bağdaşlaştırarak anlatıyor. O da aynı zamanda Türkçe'de bu hani göreceğiniz o transpersonel aşkın tüm bu sistemleri anlatan önemli kitaplardan Türkçe'de bulabileceğiniz kitaplar. Ken Wilber'ın bir 3 saatlik bir konferans konuşmasında Yasemin Tokatlı arkadaşımız Türkçe altyazı yaptı. Onu da dinleyebilirler. YouTube'da var. Evet. Ken Wilber deyip YouTube'a girin. Orada Türkçe altyazılı olarak bulabildiğiniz konferansları da var. Soruları siz sordunuz zaten demiş. Yani biz evet hem sorduk hem cevapladık. Yaşam ne değildir? Yaşam ne değildir? Buna hani ben cevap veremeyeceğim. Yaşam yaşamdır. Yani ne değildirini bilmiyorum. Hayır, biz orada biz ne olduğumuz, ne olmadığımızı keşfederek ilerliyorsak, mesela nasıl ne olmadım? Yani ben bedenim değilim. Ben hislerim değilim. Ben duygularım değilim. Egom ben değilim. Düşüncelerim değilim. Ben sadece zihnim değilim. Ben bütün onların daha da ötesinde, daha geniş ve daha kapsayıcı bir bilincin parçasıyım. Yani o anlamda biz ne yapıyoruz? Yani ben zaaflarım değilim, ben hatalarım değilim. Ben sahip olduğum ev değilim, aile değilim, çocuklarımla özdeşleştiğim kimliklerim değilim. Sadece anne değilim, sadece başkan değilim, sadece öğretmen değilim, sadece uzman değilim. Bütün bunlar sadece bizim kullandığımız aracı şeyler. Bütün bunları kullanan ve bir ruhsal varlığa hizmet eden aslında işte bir kozmik yolcuyuz. Evet, kozmik yolcuyuz. Kozmik yolcuyuz. Evet. Ve ne yapıyoruz? İki kapılı bir handa gidiyoruz gündüz gece. Yani o anlamda da ne yapıyoruz? Ölüm ve doğum arasındaki zihnimizin yani aslında yarattığımız bir illüzyonun içerisinde debelenerek ve ama o yolda işte belli havuçlarla ilerleyerek varlığını genişleten, kapsamını genişleten varlık ki varlığa da ilahi nizam ve kainat diyor ki
bir tesirler ve enerjiler topluluğudur. Yani o zaman da ne yapıyoruz? O zaman tek bir tesir değiliz. Biz tek bir şey değiliz. Biz işte ne değildir derken bunları kastediyoruz. Yani bu en alt kademeden işte bu gezegenden ya da hidrojen aleminden mezun olabilecek transpersonel aşamaya ya da kozmosantrik aşamaya gelinceye kadar benim anlayabildiğim hayatım topluyoruz önce. Tabii bunu ego sağlıyor. Ama belli bir farkındalık eşiğini aştıktan sonra bakıyoruz ki bu topladıklarımız ağırlık yapıyor. Sonra bunları yavaş yavaş, yani birer birer bırakmaya, sadeleşmeye, bırak sadeleş. Ve işte eskilerin bir hırka, bir urba dediği o derin felsefeye aslında nüfus etmeye başlıyoruz. Yani villada otursam ne olacak? Tek ben şimdi İngiltere'de kalmıştım. Ferrarisini satan bilge. Şimdi iki ay İngiltere'de kalmıştım. Bir odada yaşadım. Bütün ihtiyaçlarım karşılandı mı? Karşılandı. Tabii kullanacağım banyo da vardı elbette. Şimdi hani villada yaşasam ne olacak? Bir odada yaşasam ne olacak? Yani sadeleşmek derken egonun bu materyal tutkularından sadeleşmeyi kastediyorum. Hani bu illa gidin villalarda oturmayın vesaire bunları demek satın değil, anlamında değil. Değil. Onun bir araç olduğunu fark et. Evet. Yani olsa da olur, olmasa da olur. İmkanın varsa elbette, ama edinmek için, özenmek için krediler çekmek, acı çekmek, işte risk almak, spiritüel eğitimlere katılmak için banka borçlarına girmek, ama evde o eğitimden bu eğitime, spiritüel eğitime koşturmak, ama evdeki çocuğunu ihmal etmek ya da eşini ihmal etmek. Yani sadeleşmek ve tabii ki bir noktada hiçliğini fark etmek. Bu o kadar değerli ki bana göre sadeleşmek ve işte büyük hani varlık Mevlana da ne diyor? Hiç. Yani neden? Bu sonsuz kainatın yaratıcısı, yöneticisi ya da işte o vazifeli varlıkların küçücük bir tesirle yaptıkları işleri düşündüğümüzde biz kimiz ki? Çapımız ne? Gücümüz ne? Ve öyle bir tuhaf pisişeyle çevrelenmişiz ki ego tarafında çapımızı, gücümüzü unutmuşuz. Uyduruk bir şey, sistem öğrenmişiz. Kibirle, gururla insanları kurtulmaya falan söylüyoruz. Ben hani bunlar da çok enteresan. Amerika'dan gelen böyle ekoller var. Halbuki evet, bizim kültürümüzün içerisinde bir sürü şifa var. Tabii. Yani reiki vesaire, şu bu reiki, şu reiki, şu şifa, bu şifa. 35 çeşit reiki olur mu Allah aşkına ya? Şifacılık tektir. Gözünü kaparsın, beynini alfa dalgalarına getirebiliyorsan. Bu arada arkadaşlar, önümüzdeki hafta konuyu da ruhsal şifa seçtik. Ve önümüzdeki pazar, yani haftaya pazar artık bizim son yayınımız olmuş olacak. O ruhsal şifayla ondan bir süre ara vereceğiz. Biraz dinlenelim, toparlanalım. Sizler de aynı zamanda bir takım şeyleri sindirelim. Bizi özleyin. Hep almak ya da hep vermek olmaz. Her evet, şeyde denge dedik ve evet, biz de dengenin önümüzdeki hafta bir ara vererek. Yani uyanık olalım canlarım. Uyandıralım kendimizi. Çok tuzak var. Bazen ensenizden yakalayın böyle. Ben öyle yapıyorum. Ben ensemden evet, yakalıyorum evet, ve diyorum ki Tülin, çık bunun içinden. Ben de şey diyorum, Fadime kendine gel. Fadime kendine bazen gel. De şöyle oluyor. Dıt 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 ve bir anda şey diyorum, Tülin dur. Tülin bir dur. Tülin bir dur. Bir bak bakalım. Yani o bazen bir bakıyoruz ki bizi aslında o yarattığımız kendi düşüncelerimiz, kendi balonlar, kendi ürettiklerimiz aslında onun altında kalıyoruz. Bu aydınlanmanın 3 adımını tekrarlar mısınız? Tabii ki. Demişler. Aydınlanma, gölge çalışması yapmak. Yani gölgeler üzerinde. İşte geç gölgeye ne giriyor? Obsesyon, çocukluk yaraları, geçmiş yaşamlar, atasal dinamikler. Olmaktan kaçındığınız her şey. Her şey.
kayınvalideniz sizi rahatsız ediyorsa, görümceniz sizi dıt dıt yapıyorsa, işte sizi bir iş arkadaşınız rahatsız ediyorsa, siz irrite olduğunuz her durum. İrite tabii gölge vardır. Yani şöyle gıcık olduğunuz her şey. Aydınlanma, gölgeler üzerinde çalışma ve büyüme. Tabii büyüme, hani hadi ben büyüyeyim diye olacak bir şey değil. İşte şuurlu çaba, maksatlı bir yol, yöntem ve kendi üzerinde çalışarak. Hani bu anlamda hani naçizane benim en çok yararlandığım dördüncü yol öğretisi olmuştur. Ve Eckhart Tolle mü? Telaffuzunuz? Eckhart Tolle. Eckhart Tolle'nin yani çok güzel eserleri benim bir de aynı zamanda. Şimdinin gücü. Onu uygulama gücü. Kitabı. Hani orada ne var? Hani kendini gözlemlemek, özdeşleşmeme pratiği yapmak, yavaş yavaş kişilik unsurlarınla ayrışmayı öğrenmek. Eckhart Tolle'nin bu arada çok fazla Türkçe altyazılı YouTube videoları da var. Yani aslında kendi Gürcef'in kendini bilme öğretisini gayet basit, açık, sadeleştirerek anlatıyor. Bence o anlamda da çok büyük hizmet görüyor. Çok hizmet görüyor. Yani bu üç adım, üç günlük, beş günlük değil, bir hayat boyunca hani uygulanması gereken, takip edilmesi gereken bir gelişme stratejisi sunuyor bana göre. Yani önce beden. Bedene iyi bakacaksınız. Tabii ki. İyi besleyeceksiniz. Hı-hı. Şekerini vesaire hareketini yapacaksınız. Hı-hı. Ve maruz bıraktığınız etkileri artık biyo rezonans mı kullanırsınız? Ona göre vitaminleriniz vesaire. En şey ne? Zaten bağırsaklar başka bir beyin olarak çalışıyor. Yani bağırsaklarınızı... Onları şifacılıkta anlatırız. Evet, işte onların arkası yarın diyelim. Yani bir fizik, iki... Nab duygusal bedene, zihin seviyesine ve aynı zamanda ruhsal varlığa, ruhsal varlıkla da bağlantı için rüyaları kullanabilirsiniz, sezgileri kullanabilirsiniz, meditasyon size uyabilir, onu şamanik yolculuklar, yani o kadar çok fazla şey var ki size uygun olanını seçin ama onda derinleşin. Evet. Yani o şey gibi değil, bir ona gitmek değil. Birini seçerek onunla derinleşir. Doğru soru sormak ve doğru eserler üzerinde kafa yormak. Benim bazı kitaplar üzerinde arkadaşlar bir buçuk sene çalıştığım kitaplar olmuştur. Ama yattım kalktım hani. Gece sabaha kadar balkonda anlamaya çalıştım. Çünkü başka türlü anlam aklı gelişmiyor. Kavramakta çok zorlandım. Bölümleri oldu. Ama her çaba karşılık buluyor. Dolayısıyla sabun köpüğü gibi kitaplar aslında bizi hiç geliştirmiyor. Bu konuda da çok, bu da Batı'nın yine materyal tutumunun yansıması. Evet, mesela Secret diye bir şey çıktı. Şimdi onun arkasından da Secret niye işlemedi diye çıktı. Tabii. İşte Ferrari'sini satan bilge ama adam parayı götürdü. Ya da işte tarifler verilen kitaplar gördüm bir kitap evinde. Hani işte ilişkini iyileştirmek için ya da işte 21 günde hayatının aşkına ruh eşini nasıl cezbedersin? Ondan sonra dur şuraya not almıştım ben. Ya mesela ruh eşi kavramı çok, yozlaştırılmış ve hani yanlış anlaşılmalara doğru gidebilir ya. Mesela 7 gün şunları yapın hayatınız değişsin. Böyle kalıplar gördüm medyada. Bunları hani not alıyorum ki konferansta filan arada kullanırım diye. Yani kim bilir nereden kimden pay almışım. Uyanışın belirtileri size neler oluyor? Şimdi bunlar da tuzak. Oraya bir takım şeyler yazıyorlar. Şimdi ego zihni diyor ki bu var, bu var, bu var. Demek ki ben uyandım. Affedersin ben uyandım. Sihirli kilo verme reikisi. Evet. Zayıflama frekansı yüklenir. Sihirli kilo verme reikisi. 21 günde ruh eşini hayatına çekme. Bir de kozmik botoks eğitmeni. Ya Allah aşkına kozmik nedir, haberin var mı? Botoks ne? Şimdi spiritüel danışmanları geçtim. Ruhsal rehber kart vizitleri. Evet. Bir şey daha vardı. Mesela namaste.
işte medyada ya namaste Hintçe bir şey. Biz niye namaste diyoruz birbirimiz arkadaşlar? Akışa bırak. Anda kal. Işık ve sevgiyle kalın. Ona demek ki zamanı gelmemiş. Bunlar böyle klişe oldu artık. Sana aynalık etmiş. Ya sen dön kendine bak kendine. Bırak başkasını. Bir de şey, Hindistan'a giden bir Hintçe isim alıp geliyor. Ben buna da mesela çok sıcak bakamıyorum. Ha, tanıdığım çok güzel, çok değerli çalışmalar yapan hanımlar da var. Ne olur affetsinler. Hani benim tercihim olmaz. Ben Fadime Çelik'im arkadaş. Niye benim şurada bir parlak ışık ya da oturan yıldız gibi bir ayrıca yani egomu kaşıyıcı, egomu okşayıcı isme ihtiyaç duyayım ki? Bu yalnız Hintli gurular da fena çözmüşler. Bir isim veriyor. Belki de bir isim veriyor. Ya da ben de şey gördüm. Sana Orta Asya'dan bir tane ayı tırnağı getiriyorlar. Ha. O işte ayı tırnağı şeyi bilmem kaç bin şeyleri çözüyormuş. Çözüyor. Sonra bak şunu da söylemek istiyorum. Maalesef çok acı çeken varlık kardeşimi gördüm bu nedenle. 3 eğitim alıyor, merkez açıyor. Onun kirası, elektriği, suyu, stopajı. Ondan sonra bir sürü borç, aileye bilmem ne yük. Açmayın kardeşim merkez bile. Dünya merkez istemiyor sizden. Dünya kendinizi geliştirin diyor. Bırakın başkalarını geliştirme derdini. Şimdi bir tane hanımcağız vardı geçen sene. Bana geldi başka bir şehirde. Şimdi kim adını madını unuttum. Yoga hocasıydı yanılmıyorsam. Ailesiyle yaşıyor, çalışmıyor. Tek hayali var yoga merkezi açmak. Dedim ki ailen, tut ki ailen ölüverdi. Kardeşlerinle miras paylaşıldı. Payına kalan seni yaşatacak mı? Hani hiçbir gelirin olmasa yok. Peki yoga merkezi açtın diyelim. Ya öğrenci gelmezse? Aa niye gelmesin ki diyor. Sonra oturdum bir saat ona. Diğer gözlemlerimi paylaştım. Yani bu kadar saf, bu kadar şuursuz bence yola çıkılmamalı. Ama çıkana saygım sonsuz, demek ki öyle bir tecrübe ihtiyacı var diyeceğim artık. Başka ne diyeyim. Ondan sonra şey, kuantum koçu. Ya sorsan kuantum nedir, kuantum fiziği nedir bilmez. Kuantum koçundan geçilmiyor. Bakın ben size kuantum anlatabilirim. Çünkü ben bir biyoloğum. Ve 3 yıl kuantum fiziği çalıştım. Konferanslarda anlatırım diye. Ve anlattım da şeyde. Ama o zamanlar YouTube yoktu. Kristal DNA aktivasyonu. Bakın karşınızda bir biyolog var arkadaşlar. DNA deoksiribonükleik asittir. Protein gibi organik mi moleküldür. Kristal yapısı falan yoktur. Hele şuna elmas kristal bilinç uyumlaması yapılır. Arkadaşlar var ya, o DNA'nın var ya en karanlık köşesinde bir elmas olaydı. İnanın ben evimin bir tarafına bir elektron mikroskobu alır, o düzeneyi kurar, o elmasları tek tek toplardım. Sonra köy kurardım. Kimin için biliyor musunuz? Sokak hayvanları, mor çatıya sığınan kadın kardeşlerim, evsiz barksız kimsesizler için. Yapmayın, gözünüzü seveyim. Yani onların yapmayın. Aslında kendi içimizde dönüştürülmesi gereken ve özellikle de içsel çabayla dönüştürülmesi gereken bizim işte üzerinde çalışılacak yanlarımız. Evet. Kömür elmasa dönüşür. Ama tabii. Önce o kömürü ne yapmanız lazım? Yapman lazım. İşlemen lazım. Ona o basıncı, o şeyi uygulaman, onu fark etmen. Gerçek simya zaten o değil midir? Gerçek simya kendi içimizde olanı dönüştürmek, onu elmasa dönüştürmektir. O zaman zaten elmas vesaire aramak durumunda olmayız. Zaten sadece sadece oluruz. O nedenle bilmek ayrı bir şeydir, olmak ayrı bir şeydir. Bizler kesinlikle zaten olduğumuzu söylemiyoruz. Asla. Birisi oldum diyorsa işte oradan kaçın arkadaşlar. Yani hani ne olur kimse hani biri kişisel algılamasın. Dertleşiyoruz burada arkadaşlar. Hani acı veriyor. Onlar adına acı çekiyorum. Neden biliyor musunuz? Vebal alıyorlar ya. Günah veriyorlar. İnsanlara umut tacirliği yapıyorlar. Çünkü yaralı olan çözüm bulabileceği her kapıyı çalar. Zamanında benim de irili ufaklı sağlık sorunlarım oldu. Gene olabilir.
Çünkü bu beden bir şeyi var yani, maddesel bir işte titreşimi, şusu busu var yani. Ama günaha girmemek lazım. Haddimizi bilmemiz lazım. Yani günaha girmemek derken de ne yapıyoruz? Bilinçli hareket etmek, sebep ve sonuç döngülerini ona göre fark ederek idrakli bir şekilde ilerlemek, yaşamak. Şimdi hani karma yaratmayalım diyorsunuz ya, işte önceden din realitesinde günaha girme diyor. Şimdi de karma yaratmayalım. Karma yaratmayalım diyor. Evet. Yani karma yaratmam aslında ne demek? Sebep ve sonuç silsilesinde bir başkasının iradesine müdahale etmemek, onun dengelerini bozmamak anlamında. Kandırmak oluyor hayatım. Yani çıkış arıyor, bir sorunu var. İşte o da öteki de diyor ki ben şunları yapıyorum, gidiyor ama çözüm yok. Hani bu nitelikte olmamak lazım. Ama en başta dediğim gibi hepimiz Ken Wilber'ın saydığı o 8 aşamadan geçerek ilerlemek zorundayız. Bu bizim için de geçerli. Amacımız sadece bir hani farkındalık oluşturabilir miyiz? Uyarı haddimiz değil belki. Dertleşiyoruz burada sizlerle arkadaşlar. Benim aklıma böyle bir öykü geldi. Onunla kapatalım isterseniz. Çünkü kime, neyi, ne kadar verdiğim de önemli. Tabii. Şimdi bir tane hoca varmış, vaaz veriyormuş. Ondan sonra ama o gün sadece bir tane at seyisi var vaazını dinleyen. Hı hı. Hoca aslında çok bozulmuş. Böyle olunca at seyisi ona demiş ki, ya ben nacizane bir at seyisiyim demiş. Hı hı. Benim demiş bir işte ahırım olsaydı, ahırda da demiş saman olsaydı, içinde de demiş bir at olsaydı, ben o samandan o ata verirdim demiş. Şimdi bunun üzerine hoca bir coşmuş, anlatmış, bir saat, iki saat, üç saat sonra dönmüş demiş ki, nasıl demiş? Hani, güzel anlattım. Demek olay bekliyor. Şimdi at seyisi de dönmüş demiş ki, ben naçizane at seyisiyim. Benim bir ahırım olsaydı, ahır da saman dolu olsaydı, bütün samanı tek bir ata yedirmezdim demiş. Onun için bilginin de hazımsızlığı, her şeyin fazlası, geçen de ben paylaştım. Şamanlar diyor ki her şeyin fazlası zehirdir diyor. Çok doğru. O nedenle de biz de artık her şeyin fazlası bir denge arama diyelim. Teşekkür ederiz katılımınız için. Sağ olun arkadaşlar. Güzel bir hafta olsun. Önümüzdeki hafta pazar günü saat 2'de şifa konusuyla bu seferlik artık bu dönemin sonu olarak birlikte olacağız. Hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz. Görüşmek üzere. Sevgiyle kucaklıyoruz. Sevgiler.